Merhaba, Babil Kulesi ile karşınızdayız. Bugün 16 Mart. 16 Mart acı bir tarih. 16 Mart 1978'de Beyazıt'ta öğrencilerin katledildiği bir tarih. Ülke siyasi tarihimizde de ne yazık ki böyle bir kara gün olarak anılıyor ve bugün de anma etkinlikleri vardı. Yine 1988 Halepçe katliamı yıl dönümü. Biz bugünkü Babil Kulemizi iki bölüme ayırdık. Birinci bölümde Beyazıt katliamını konuşacağız. Ara verdikten sonra Halepçe katliamını konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Konuklarımız olacak stüdyomuzda. Birinci bölümde Beyazıt katliamını konuşurken katliamın mağdurlarından, tanıklarından avukat Kamil Tekin sürekli birlikte olacağız. Kamil Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii yine her zaman Erdoğan Aydın ve Aydın Çubukçu'nun yorumlarıyla birlikte bu siyasi olaylardan, tarihlerden günümüze bazı dersler çıkartmaya çalışacağız. Neden böyle diyorum? Çünkü yine patlamaların olduğu bir Türkiye'den geçiyoruz. Kaygıların olduğu bir Türkiye'den geçiyoruz ve sivillere dönük bombalı saldırılar açısından da en çarpıcı olanlarından biri olarak 16 Mart 1978'e uzanmak ve bugünle bağını kurmak izleyicilerimiz açısından da yararlı sonuçlar verebilir diye düşündük. Kamil Hocam hemen o günlere gidelim isterseniz. 1978 16 Mart'ına gelene kadar ben özellikle son 15 günü sizden biraz dinlemek istiyorum. 1 Mart'la 16 Mart arasında üniversitede, amfilerde, bölümlerde, sınıflarda nasıl bir atmosfer vardı? Neler yapıyordunuz öğrenciler olarak? Bundan önce ben kısaca bir siyasi vereyim. Tabii. Şimdi 77 Haziran'da, 5 Haziran'da seçim oldu. Ecevit %42 oy aldı. Fakat hükümet kurmak için bir 9-10 milletvekiline ihtiyaç vardı. Hükümeti kuramadı. Hükümet Milliyetçi Cephe kuruldu. Milliyetçi Cephe de o hükümetten önce de hatta daha önce bir yine Milliyetçi Cephe vardı. Okullara yönelik bir politikası vardı. Özellikle Hukuk Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Eğitim Fakülteleri buralarda komünistleri barındırmayacağız diye bir politikaları vardı ve polis, idare ve faşist, ülkücü gençler ittifak halinde solcuları, devrimcileri, ilericileri okullara sokmuyorlardı. Yani yakaladıkları zaman dövüyorlar, işkence yapıyorlar, bazen kaçırıp öldürüyorlardı falan. Hukuk Fakültesi de eskiden beri zaten devrimcilerin, demokrat öğrencilerin yoğun olduğu bir okul, Deniz Gezmişler'den gelen bir gelenek var. Bu Milliyetçi Cephe zamanında devrimci öğrencilere işte polisle işbirliği halinde okula sokmamaya başladılar. Ben 77'nin Kasım'ında okula girdim. Girdiğim zaman tabii İstanbul'a yeni gelmiştim. Birkaç kere okula gidip geldim yani tanınmadığım için. Ama daha sonra işte dışarıda mitinglere katılıyorduk, cenaze törenlerine katılıyorduk falan. Birkaç kişi belki görmüştür o mitinglerde, yürüyüşlerde. Okulda da tanırlarsa başımız belaya girer diye belli bir süre sonra ben de okula gitmemeye başladım. Aralık'ta, 77'nin aralığında Milliyetçi Cephe Hükümeti yıkıldı. Ecevit Adalet Partisi'nden 11 milletvekiliyle anlaşarak Güneş Otel şeysi vardı, pazarlığı. Ecevit hükümetini kurdu. Ecevit hükümetini kurduktan sonra işte bizim bir ay tatil oluyordu okullar. Şubat'tan Mart'a kadar. Okul tatildi. Toplantıya çağırdılar. Bütün siyasi çevrelerden hukuk fakültesinde ve merkez binada. Sırf hukuk değil, iktisat da tabii oradaydı. İktisatın bir bölümü merkez binadaydı. Ölen öğrenciler de hukuk ve iktisat öğrencileri galiba. Tabii. Niğde yurdunda toplandık, Laleli'de. İşte siyasi durum değerlendirmesi yapıldı. Ecevit hükümetinden sonra belki polis eskisi kadar şey yapmaz, devrimcilere saldırmaz falan gibi düşünceler vardı. Yani epey bir tartışmadan sonra 1 Mart'tan itibaren okul açıldığı zaman okula topluca gitme kararı aldık. 1 Mart günü de şeyde toplandık, Süleymaniye'de. Okula doğru yürümeye başladık. Yani bir 100 kişi falan vardı.
Şeye geldik, iktisatın önüne kadar geldik, polis saldırdı bize, dağıttı. İşte bir sanki yürüyüşmüş gibi, dağılın mağılın falan. Biz okulumuza gidiyoruz diyoruz. Topluca gidemezsiniz, tek tek gidin diyor. Tek tek gittiğimiz zaman zaten faşistler sokmayacaklar. Dağıttıktan sonra bir yarım saat 45 dakika sonra yeniden toplandık. Bir daha yürüyüşe geçtik. İşte bu sefer işletmeye, o yabancı diller fakültesine kadar falan geldik. Polis bir daha saldırdı, gene dağıldık. Üçüncü defa bir daha toplandık. Bu sefer okula girdik. Okula girdiğimizde heykelin orada faşistler toplanmıştı. Bütün sadece okulun faşistleri değil, dışarıdan da gelen faşistler vardı. Öğrenci olmayanlar da var mı? Vardı tabii. İşte taş attılar falan. Hı hı. Bir yarım saat, bir saatte okulun kapısında oyalandık. Sonra içeri girdik. Herkes sınıflarına dağıldı. Bizim sınıf birinci amfi, büyük amfi. Bütün o şeylerde çıkar ya. Deniz Gezmiş amfisi mi meşhur? Vallahi biz şimdi birinci amfilerin söylediği bir amfi var öyle bilmiyorum. Bizim zamanımızda evet, Deniz Gezmiş amfisi değil. Evet, büyük amfi. Evet. Yani 800 bin kişinin falan aldığı büyük evet, amfi. Girdik oraya. Orası 3 bölüm. Orta bölüm ve sağ bölümde öğrenciler oturuyorlar. Girişin hemen karşısında, yani girişe göre sol bölüm. Tamamen boş bırakılmış. Bütün bir bölüm. Biz de 7 kişiyiz sınıfta. Bizi oturttular en öne. Ondan sonra biz böyle oturuyoruz tabii şey gibi. Yani öğrenciler de bize kötü kötü bakıyorlar. Herkes. Sizin gücünüz kırılmış mıydı? Yani bir güç değişmesi mi oldu? 7 kişiye falan. Ama biz birinci sınıfız. Ha, birinci sınıf. Yeni gelmişiz. Evet. Ve oraya oturduk. İkinci, üçüncü sınıflarda belki daha kalabalıktı. Oturduk. Şey geldi. Kazım Ayaydın geldi. O zaman MHP Gençlik Kolları Başkanı'ydı. Böyle çok gür bir sesi var. İşte bunlar mı öğrenci, bunlar teröristtir falan diye gazetecileri de toplamış gelmişler. Gazeteciler fotoğraflarımızı falan çekti. Biz böyle bir şey vaziyette duruyoruz. Sonra dersler başladı. Biz ilk gün orada bekledik. İkinci gün yine gittik, yine 7 kişiydik. Üçüncü gün yine 7 kişiydik falan. Dördüncü gün 2-3 kişi bize katıldı. Yani orta tarafta oturanlardan. Meğerse orada çok devrimci varmış. Demokrat, devrimci insanlar varmış. Sayımız 9-13 oldu. 3-4 gün geçtikten sonra sayımız 15-16 oldu falan. Her gün katılanlar bize artıyor. Tabii biz bir de şey var, faşistler bize saldırıyorlar. Kendimize taktikler yapıyoruz. İşte şey gibi sırtımızı duvara verelim. İşte saldırılırsa Türklerin taktiği var ya, ortaya doğru çekilip araya alalım, saralım etraflarını falan diye böyle. Her şeyde ders sonunda arada bir kavga oluyor. Polisler de var şeyin içinde, sınıfın içinde. Polisler de bizimle diğer öğrencilerin arasında bir sıra oturuyorlar kenarda. Resmi kıyafetli polisler. Bu solcu sağcı kavgası gibi mi? Yani faşist devrimci kavgası gibi mi? Yoksa öğrencilerin bir öğrenim özgürlüğü engelleniyor mu? Yani bu işgal engelleme olduğunda nasıl bir atmosfer oluyor orada? Ya şimdi onlar bizi hiç sokmak istemiyorlar okula, sokmuyorlar. Bir yani o işgali kırmak için gittiğimizden önce de yakaladıkları zaman dövüyorlar. Mesela bir tane çocuk vardı. Sırf Alevi diye, yani şey de değil, çocuk böyle devrimci, herhangi bir siyasi örgütün taraftarı falan da değil. Çocuğu almışlar, yani bütün dişleri kırılmış, tuvaletlerde dövmüşler. Çocuk avukat, daha sonra tanıştık falan, anlatıyordu. Ondan sonra hayalarına falan vurmuşlar falan. Hatta diyordu işte, yani o yüzden çocuğum olmuyor falan gibi, artık ben bilmiyorum. Onun bir etkisi var mıdır yok mudur? Sonuçta siz sayıca artmaya mı başladınız? Sayıca artmaya başladık ve şunu gördük. Aslında faşistleri de diğer öğrenciler yalnız bırakıp ortada toplandılar. Faşistler bu sefer sol tarafta kaldı. Onların sayısı bize göre daha azmış meğerse. Yani belli bir 10-15 gün geçtikten sonra biz 40-50'ye çıktığımız zaman onlar 10-15 kişiydi. Ondan sonra biz şey yapmaya başladık. Onları yakaladığımız zaman dövmeye başladık falan. Daha biz şey duruma geldik, hakim duruma geldik sınıfta. Ve diğer öğrencilerle, yani arada oturan büyük kesimde de bizim ilişkilerimiz daha iyiydi. Daha samimiydi bizde, bizi seviyorlardı falan. Zaten 16 Mart'tan sonra da bir süre sonra biz bütün öğrencilerle beraber kaynaştık. Faşistler zaten bir ay falan okula gelemediler bu olumdan sonra. Sonra tekrar gelmeye başladılar. Bu 16 Mart Kamil Hocam, yani herhangi bir toplu çıkış günü müydü sizin için? Özel bir gün müydü? Yani böyle bir özel biz her gün bir toplu gibi toplu şey çıkıyorduk. Hayır.
Normal. Her gün toplu girip toplu çıkıyorduk. Hatta bazıları şey falan diyor, işte arka kapıdan giriliyormuş da o gün ön kapıya polisler yönlendirmiş. Şöyle bir şey yok. Yani her gün sabah, biz sabahçıydık, bir de öğleden sonra grubu vardı. Sabah 10'da ders başlardı, 12'de biterdi. Sabah toplanırdık şeyde, 9'da falan Süleymaniye'de. Topluca gelirdik, ön kapıdan okula gelirdik, herkes sınıflara dağılırdı. 12'de çıktıktan sonra bir yarım saat falan oyalanırdık. Yemekhane kapalıydı, kumanya dağıtırlardı, kumanya alırdık. Heykelin önünde toplanırdık, gene ön kapıdan topluca çıkardık. Hı hı. Yalnız polis bizi şeyden itibaren gelirken de, giderken de eczacılığa kadar götürüp getirirdi. Yani etrafımızda 10-15 polis olurdu. O gün polis yoktu yani ölenler içinde. Öyle bir şey, farklılık var. Şimdi tehditler oluyordu ama biz ona aldırmıyorduk. Yani siz göreceksiniz şöyledir falan diye. Şeyler de söylüyordu bazı arkadaşlar, işte sizi bomba atacağız, parçalayacağız falan diye tehdit ettiler falan diyenler vardı. Ben öyle bir şey duymadım ama. Ama birkaç gün öncesinde emniyete şey gelmiş. Bu sağcı öğrencilerin arasında bir şey varmış. Bir bombalı saldırı. İstihbaratçı varmış. Hmm. O da öğrenci o yaşlarda. Şeye bildirmiş, polise bildirmiş. 7 ve 9 şeyde Mart'ta iki tane yazı gitmiş emniyete. Hmm. İşte okuldan çıkarken solcu öğrencilerin üzerine bomba atılacak diye iki tane ihbar yazısı gitmiş ama buna rağmen tedbir almamışlar. Peki. O günde şöyle, o güne gelirsek, bir gün önce yani okula girişte çıkışta şey olmuyordu, saldırı olmuyordu. Hı. Okulun içinde kavgalar, dövüşler oluyordu. Bir gün önce biz tam çıkarken dış kapıya geldiğimizde o kapının önünde şeyler birikmişti, faşistler. Okul öğrencileri değil, dışarıdan birikmişti. Yani bir 50-60 kişi vardı. Slogan attılar işte, komünistler Moskova'ya falan. Bize taş attılar ve sopalarla saldırdılar. Biz dağıldık, geri kaçtık. Okulun içine kaçtık. Sonra tekrar toparlanıp çıktık. 16 Mart günü 12'de dersten çıktık. Şeyde toparlandık, heykelin önünde. Çeşitli siyasi gruplar var. İşte biz halkın kurtuluşu, dev yolcular var, kurtuluşçular var falan. Kendi aramızda tartışıyoruz. Biz şey dedik, yani gene saldırı olabilir. En öne şeyleri koyalım. Böyle işte iri yarı kavga edecek. Faşistler saldırı zaman dağılmayacak arkadaşları koyalım. O şekilde çıkalım. Yani saldırırlarsa dağılmayalım diye. Bazı arkadaşlar dediler dörtlü kortej yapalım. Klasik şey vardır ya, dörtlü kortej falan. Anlaşamadık ve biz en öne geçtik. Yani şeyden, bombadan kurtulmanın şeyi, ben mesela en öndeydim. En öne geçtik. Kol kola girdik. Kapının önüne kadar geldik. Gene bu faşistler toplanmıştı. Gene slogan attılar. Komünistler Moskova'ya falan. Ama bu sefer taşmaş olmadı. Biz geçtik kapıdan. Şeye geldik. Eczacılığın önüne. Yani en ön sıra eczacılığın kapısını biraz geçmişti. O sıradan sırada bomba diye bir ses geldi. Bomba deyince biz koşmaya başladık. Koşarken işte patlama oldu ve o patlamanın şiddetiyle ayaklarımız yerden kesildi. Yere kapaklandık. Ondan sonra ben kalkıp arkaya baktığımda böyle bir şey vardı. Siyah bir duman bulutu gibi bir şey. İşte yerde insanlar yatıyor falan. Bu sefer makineli tüfek sesleri gelmeye başladı. Biz şeye doğru koştuk. Filiz Kitabevi vardır. Hemen eczacılığı geçince solda ilk sokak. İlk sokağa girdik. Kurşunlardan kurtarmak için kendimizi. O sırada da işte 2-3 tane yaralı oralarda bulduk. Onları şeye götürdük. Fen fakültesine doğru inip bir araba çevirip hastaneye götürdük. Şeyde ama kaç kişi öldü falan bilmiyordum. Hastaneye götürdüğümde arkadaşları ama tahminen 7-8 kişi öldü ve 50-60 kişi yaralandı falan diye düşünüyordum. Çünkü bomba kitlenin tam ortasına düşmüştü. Biz de 100 kişi falan civarındaydık. Peki. Bir dinlendirelim. VTR'miz var. Yani bugün öğrencilerin eylemi vardı İstanbul Üniversitesi önünde. Sizin o geçtiğiniz yerden yürüyorlar. Bir izleyelim. İzleyicilerimiz de kafasında canlandırsınlar. Sohbetimize öyle devam edelim. Üniversite öğrencileri. Ahmet Akın! Yaşıyor!
faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Evet. O gençlerin yürüdüğü yer, izlediğimiz yer ve çiçeğin atıldığı yer, sizin de yürüdüğünüz yer ve bombanın patladığı yer mi? Gençlerin yürüdüğü yer biraz Süleymaniye'ye doğru. Yani o Eczacılık'tan Süleymaniye'ye doğru yürüyorlar. Önce ya da oradan gelmişler bilemiyorum. O Süleymaniye yolu yani. Peki Erdoğan Hocam size şunu sormak istiyorum. Şimdi gençleri görünce birlikte izliyoruz. Yani o çocuklar birbirine tutulmuşlar, bir kaygı var. Yine bir bomba mı patlayacak? Böyle bir Türkiye'den geçiyoruz ne yazık maalesef, ki. Maalesef. Yani gençler de öyle bir şeyle yürüyorlar. 16 Mart'ta da aynı tablo var. Gençler de işte saldırı olmasın, bomba atılmasın, silah sıkılınca birbirimize tutunalım diye yürüyorlar. Siz bu iki tablo arasında nasıl bir şey görüyorsunuz? Yani nasıl sonuçlar çıkartalım? Belki de 16 Mart 1978 sivillere dönük canlı bombalı eylemler açısından bir milat mı, bir kırılma denebilir mi? Ne dersiniz? Aslında ben Kamil'in anlattığı hikayeyi bir başka yerden eklemeler yapmak istiyorum. 77 tarihi Türkiye Devrimci Hareketi'nin gerek üniversitelerde gerek Türkiye'nin pek çok yerindeki sokaklarda, mahallelerde ve bu arada bugünkünden farklı olarak işçi sınıfının içinde, fabrika semtlerinde çok ciddi bir hegemonya kurdu ve artık kolay kolay polis, işte faşist birlikteliğiyle sökülüp atılması mümkün olmayan bir zirve noktası. Bu zirve noktası aslında topyekün bir planlamayla geri püskürtülmeye yönelindi. Aslında 1 Mayıs 77 bu anlamda bu karşı stratejinin bir atağı. Cumhuriyet Halk Partisi de saldırının muhatabı. Cumhuriyet Halk Partisi çizgi olarak aslında bugünkünden çok farklı değildi. Ama o gün çok güçlü bir devrimci hareket vardı. Ve o güçlü devrimci hareket Cumhuriyet Halk Partisi devrimcilerin hareket alanını açık hale getiriyordu. Örneğin o günün işte Cumhuriyet Halk Partisi gençlik kolları, işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarda olduğu dönemler devrimciler açısından da hareket alanının genişlemesi anlamına geliyordu. Fakat 77'deki o kontur gerillanın çizgi değiştirmesi, topyekün bir karşı atak stratejisine geçmesi sonrasında az önce Kamil işaret etti, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara gelmesine rağmen bile bir şey değişmedi. Yani kontur gerilla Cumhuriyet Halk Partisi'ne rağmen saldırıların hedefi içinde Cumhuriyet Halk Partisi de olmak üzere, Genel Başkan Ecevit de dahil olmak üzere, işte Çorum milletvekili, pek çok milletvekili de dahil olmak üzere saldırının içine alınmış oldu. Kamil'in anlattığı dönem İktisat ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin gelip merkez binadaki faşist işgali kırmaya çalıştıkları da bir dönem. Merkez bina, az önce Kamil çok şey anlattı, ilk günler 7 kişi diyelim, diğer sınıflarda da 3 aşağı 5 yukarı farklı değil. Belki üst sınıflarda daha fazla ama aslında o ana kitlenin içinde de çok sayıda devrimci sempatizan, sol kimlikli insan var ama o yıldırma halinden dolayı açığa çıkartamıyorlar kendilerini. Ve bir müddet sonra o kitle çözülmeye başladı. Olumlu anlamda faşistlere karşı tavır koymaya başladı. Devrimcilerin safına geçmeye başladı ve artık merkez binadaki o faşist hegemonya artık yürüyemez hale geldi. İşte tam bu ortamda aslında faşist işgali süreyen kılmak, devrimcilerin elde ettiği o özgüveni, merkez binadaki işgali kırmak. Çünkü merkez binadaki işgal kırılınca Beyazıt Meydanı'nın karşısında faşistlerin üstlenmiş oldukları işte küllük ve benzeri 5-6 tane kahve de otomatikman düşecekti. Çünkü bu kahvelerin arka sokaklarında da ki yurtlarda da devrimciler hakimdi. Merkez binayı ele geçirdiklerinde arkadaki yurtlarla birlikte Beyazıt tekrar deniz gezmişlerin dönemindeki Beyazıt'a dönüşmeye başlayacaktı ve işte bu komplike organizasyon gerçekleştirildi. Şimdi bütün bu süreci aslında dediğim gibi dönemin kontur gerillasının devrimcileri bu İstanbul'un merkezi pozisyondaki alandan sürüp atmaları ve bütün giderek diğer okullardaki sıradan kitleyi de faşistlerin hegemonyası altına almaya çalışmaları. Ama sadece bundan da ibaret değildi. 1 Mayıs'ta başlayıp
İşte arkasından Sivas, eski Sivas, 78'de de bir Sivas katliamı var. Erzincan, Çorum, Maraş, bütün bu katliamlar sürecinde aslında memleketi yeniden devrimcilerden arındırılmış, sosyalizm hayallerinden arındırılmış, işçilerin sendikalaştığı, örgütlendiği ve hak talep ettiği bir durumdan arındırılmış bir hale getirme çabasıydı. Evet. Dönem gerçekten bugünkü genç arkadaşların anlayamayacağı bambaşka bir atmosfer. Siz 78'de neredeydiniz? Ben, olayı nasıl duydunuz? Bir de onu merak ediyorum. Ben de iktisat fakültesindeydim ama o dönemde siz okula gitmiyordum. Fakat mesela Kamil'in anlattığı dönemden 6 ay önce iktisat ve hukuk fakültesi öğrencileri iktisadın 3. ve 4. sınıfı da merkez binada çünkü eğitim görüyordu. Benim parçası olduğum 1. 2. sınıflarda dönemin abilerimize, ablalarımıza yardımcı olmak için. Ama hukuk 4 sınıfı da merkez binanın içindeydi. Böyle bir süreç yaşanıyordu. Merkez binadaki işgal bir türlü kırılamıyordu. İşte Kamil'in dediği Milliyetçi Cephe Hükümeti vardı önceki dönemde ve çok ciddi bir polis ve faşist işbirliği söz konusuydu. Ama hükümet değişmeye başlayınca, devrimcilerin de sayısı artmaya, özgüvenleri artmaya başlayınca işte tam kırıldı denirken işte bu 16 Mart gerçekleşti. Şimdi ben o dönemle şimdiki gençleri kıyaslayınca o dönemdeki gençlerin zannediyorum ruh hali, yürüyüş biçimleri de biraz daha farklıydı. Ama sonuçta aynı gençlerdi. İşte aynı yaş kuşağı, aynı idealist insanlar. Ülkesinin çıkarını ve ülkesindeki emekçilerin çıkarını her şeyden, kendi canlarından, kendi okuma olanaklarından çok daha fazla düşünen insanlardı. Şimdiki bu genç arkadaşların da aslında pozisyonu aynı. Fakat senin işaret ettiğin gibi ne yazık ki kaygı, aynı kaygı ve aradan geçen o kadar uzun yıllara rağmen memleketin demokratikleşme konusunda ne yazık ki mesafe alamadığının da çok tipik bir göstergesi. Normal koşullarda aslında bu arkadaşlardan çok daha fazla sayıda insanın katılması beklenirdi. Peki şu, sanırım sizin ilk karşılaştığınız bir öğrencilere dönük bombalı bomba. Yani sırf öğrencilere bomba değil yani Türkiye'de. Şimdi bomba ve imha. İlk bomba. Ve şey değil, canlı bomba değil. Yani üzerimize atıyor şey gibi. Zaten merkez binanın içinden, duvarın üstünden atıyorlar. Yok, dışarıdan. Şimdi orada merdivenler var. Aşağıdan geliyorlar. Arabayla geliyorlar. Bir polis minibüsünde geliyorlar. Şimdi o aşağıda bir gazete falan satan büfe var. Minibüs orada duruyor. Meydanın alt tarafında. Evet. O merdivenle çıkılıyor yukarı. O merdivenden çıkıyor. İsot miydi? Neydi çocuğun ismi? Şeyli bir Karslı bir çocuk. Orada çaycılık falan yapan Beyazıt'ta bir çocuk bombayı savuruyor yani hazır şey yapmış. TNT'nin üzerine peki, metaller falan savuruyor. İçeriden o zaman ateş edenler içeriden. Hayır o da dışarıdan olur. Sırada... İçeriden bir şey yok. Öyle o yanlış yani içeriden bir şey yok. Şunu ben öyle. Şunu soruyorum yani öyle bir bomba atılıyor ilk defa bir şok. Bu şokun etkileri çok uzun sürüyor zaten. Şimdi her gün var neredeyse yani bir ayda 3 saldırı. Evet. 5 ayda 3 tane Ankara'da Suruç var. Yani bu olağan hale geldi gençler bakımından. Yani şu iki atmosferi karşılaştırmak bakımından siz daha iyi karşılaştırırsınız. Şimdi ilk yaşayan özgüveni ciddi anlamda kıran özellikle Ankara 10 Ekim bombalamasından sonra özgüveni ciddi anlamda kıran bir atmosfer var. Aslında bu atmosfer sadece İstanbul'da değil, Diyarbakır için de söz konusu. Yani Diyarbakır'da örneğin HDP'nin çağrısına katılımın aslında beklenenin çok altında gerçekleşmesi, halkın fikir değiştirmesinden dolayı değil, can güvenliği atmosferinin ne kadar ortadan kalktığından kaynaklı bir durum. Ama Kamil daha iyi hatırlayacaktır. O dönemde, o bombanın sonrasındaki dönemde bile bu denli peki bir tedirginlik söz konusu değildi. Yok tabii. Peki süreyi biraz daha tasarruflu kullanmak bakımından. Aydın Hocam, şimdi 68 gençliği kendine has bir eylem tarzı vardı. 70'li yıllarla kıyaslayınca 70'ler sizden ne kadar öğrenebildi 68'li olarak? Çünkü bunlar çok tartışma konusu oldu. Ve iş gelip 16 Mart 1978 katliamına vardığında
Yani 60'lı yıllardan 1980 darbesine kadar alırsak süreci 16 Mart 78 nerede duruyor? Tarihsel bir sonuç çıkarabilir misiniz oradan? 16 Mart 1978 bir kere yıl olarak başından sonuna kadar demin arkadaşlar da söylediler. 1 Mayıs 1977'de başlayan bir sürecin devamını görmek mümkün orada. 1977 1 Mayıs'ı kitle hareketinin, devrimcileşen kitle hareketinin önünün kesilmesi için atılan ilk adımdı. Ondan sonra işte 16 Mart Sivas, Maraş gibi Malatya, pek çok ilde ardı ardına gelen kitlesel bastırma ve katliam olaylarıyla tamamlanan bir süreç içinde bir halka. 16 Mart onları, o zincirin bir halkası. Asıl mesele ise bence 12 Mart'ta başladı. Yani 12 Mart darbesi belirli yasal ve toplumsal düzenlemelerle bir yeni egemenlik biçimi kurmaya yönelik bir darbeydi. Açıkça o zamanın Genelkurmay Başkanı çok net ve veciz bir şekilde ifade etmişti. Sosyal uyanış ekonomik gelişmenin önüne geçmiştir. Bunun Memduh'ta amacı. Evet, Memduh'ta amacın çok kimden öğrendiyse bu lafı ettiği bir dönemdi. Sosyal uyanışın önünü kesmek. Bütün mesele o. Yönetilemez hale gelen bir halkla karşı karşıyalar ve eski yöntemlerle yönetmek mümkün görünmüyor. Dolayısıyla yeni yöntemler, yeni yönetim biçimleri anayasasından hukukuna bilmem nesine kadar yeni bir yönetim anlayışını yerleştirmek gerekiyor. 12 Mart bu amaçla yapıldı ama 12 Mart genel bir muhalefetle karşılaştı ve ilk seçimlerde 1974'te 12 Mart'ta mağdur olmuş olanlar hükümet oldu. Yani Ecevit, Erbakan birlikte koalisyon kurdular. Hedefine ulaşamamıştı 12 Mart. Mesela 12 Mart yapanlar zannediyorlardı ve bekliyorlardı ki 12 Mart'ı canı gönülden destekleyen Turan Fizioğlu falan gibi partiler öne çıksınlar. Onların kazandığı bir seçim olsun ve 12 Mart devam etsin. Ama o öyle olmayınca 1976'da da 74 seçimlerinden hemen sonra güzel bir 1 Mayıs'ta 12 Mart neredeyse gömüldü toprağın altına. Çünkü yüz binlerce insan 12 Mart'ın katlettiği Mahirlerin, Denizlerin, İbrahimlerin fotoğraflarıyla, resimleriyle ve onların sloganlarıyla meydanlara dökülünce 12 Mart'ın halk nezdinde mahkum edildiği açığa çıktı. Denizlerin idamını vicdan kabul etmemişti, hukuk zorlanmıştı vesaire falan. Tekrar 12 Eylül'e doğru giderken siyasete el koymak, siyaseti yönlendirmek ve tekrar 12 Mart'ın amaçlarına uygun bir yönetim tarzını yerleştirmek için bir dizi ard arda gelişen provokasyonlar yapıldı ve 16 Mart katliamı da onlardan birisi. Evet. Şimdi şöyle bugünle kıyasladığımız zaman belki şunları söylemek mümkün olur. Kitlelerin kabaran muhalefetini kanalize etmek, onu iktidarın yedeği haline getirmek için kullanılan bir terör yönteminden söz etmek mümkün. Biz 10 Ekim'de ardından diğer IŞİD ve diğer terör olaylarının hepsinin netice itibariyle belli bir siyaseti egemen kılmak isteyenlerin muhalefeti yedeklemesine hizmet ettiğini görüyoruz. Çizgi değişmiyor. Mesela şeyde de Çiller İnönü hükümeti döneminde 1993'te de
partiler kendi aralarında bir koalisyon protokolüyle bir demokratikleşme ya da işte 12 Eylül'den çıkış programı gibi bir şeyler yapmaya çalıştıklarında 1993 baştan sona kanlı bir yıl haline geldi. Yani siyaseti kendi dizginleri altında tutmak isteyenler, ille de hükümeti değil, genel olarak ülke siyasetini elde tutmak isteyenler Sivas katliamı, o arkasından başbağlar, arkasından Uğur Mumcu, işte yani sıra değişebilir aklımda kalmadı ama bir dizi sabotaj, suikast, kitle provokasyonu vesaireyle Çinliler hükümetini istedikleri yönde hareket etmeye zorlayacak bir ortamı yarattılar. Bu belki de görünmeyen bir 93 darbesinden bu bakımdan söz edebiliriz. Elleri kolları bağlandı, bir süre sonra İnönü istifa etti ve tamamen o güçlerin Kürt politikasında hakim olmak isteyen ve genel olarak ülke politikasını kendi istedikleri yönde yürütmek isteyenler duruma hakim oldular. Evet. Kimse itiraz edemedi. Muhalefet falan kalmadı. Çünkü ülke elden gidiyor. Anladın mı? Şimdi bugünküyle bakarsak yine aynı şeydir. Yani Kürt savaşını doğrudan doğruya kendi iktidarını pekiştirmek amacıyla kullanan bir koalisyonla karşı karşıyayız. Tek farklı bir devlet koalisyonu. Devlet koalisyonu. Devletin farklı politikalar ya da farklı tasarımları olan bütün fraksiyonlarının üzerinde birleştikleri ve birlikte yürüttükleri bir politikanın hakim olduğu bir ülke haline geldik. Son katliam da buna hizmet etmiştir aslında. Yani kör, ilkel bir intikam vesaire propagandasıyla aslında bunu mazur göstermeye çalışsalar da sonuç itibariyle halkın mücadelesini, özgürlük ve demokrasi mücadelesini bastırmak isteyenlerin yanında bir rol oynamıştır bu son şeyde. Önceki nasıl 16 Mart katliamı basit öğrenciler arasında işte sağcı öğrencilerle solcu öğrenciler birbiriyle dövüşüyor. Bir grup onun üstüne bomba atıyor. Öyle olmadığını demin Kamil'in anlattıklarından öğreniyoruz. Polis minibüsüyle geliyor bombayı atan. Ve sonrasındaki yargılamalara falan da gireceğiz. Bir zaman olursa. Zamanımız çok az. Görülecektir ki bu iş öğrenciler arasında bir olay falan değildir. Bombayı kontrgerillacı bir yüzbaşıdan. Kontrgerillacı bir yüzbaşıdan alınmış bir bomba atılıyor. Ve orada da öğrenci hareketini bastırayım. Oradaki üç öğrenciyi, devrimci öğrenciyi öldüreyim ya da korkutayım gibi. Bunlar ufak hesaplar. Onları düşünmezler. Edim abi, şimdi şöyle bir şey. 78, 93, 2016 böyle bir üç tarih koydunuz siz. Oradan gidersek bu yargılamalarda birazdan konuşuruz. Sanırım Mustafa Doğan adı geçenlerden ama Aliyev'e darbeden değil mi? Darbe yok o orada yok. O şeye gitti Almanya'da. Ama şöyle orada bir şey. Orada da adı geçiyor mu? Yok yani geçmiyor. Kaynaklarda geçmiyor. Çatların falan geçiyordu. Evet. Öyle yani bir ekibin belki uzantısı olarak. Şimdi Aydın abi anlatırken yöntemler hep aynı. Şimdi bizim zamanımızda ne yaptılar? Bir terör, bomba. Her gün öğrenciler ölüyordu. Yedi tipli öldürüldü falan. Bir taraftan da aydınlar. Server Tanelli. Ondan sonra hocalarımız. Arda pek çok. Ondan sonra gazeteciler. Abdi Pekçi, Ümit Kaftancıoğlu. Şeye bakıyoruz 90'lara aynı şey. Terör. Gene Uğur Mumcu, Bahri Üçok, aydınlar, gazeteciler. Şeye bakıyoruz. İşte akademisyenlere tutuklamalar. Gene terör. Yani bir kitleye bir terörle gözdağı veriyorlar, korkutuyorlar. Aydınlara özel bir şey yapıyorlar. Bir de basına. Yani bu üç şey, üç dönemde de farklı orta biçimlerde ama üç kesime de yönelik. Aslında şablonun şeyde, uygulanması bu. Evet. Fazla da zekice bir şey değil. Ellerinde bir şablon var. Her dönemde aynı şey uygulanıyor. Ama dert çıkartmak için bunları hatırlamak lazım. Toplumu güvensizliğe sokarak rejimin etrafında toplanmasını sağlamak. Evet. Dolayısıyla
toplumu güvensizliğe sokup insanların rejimin etrafında toplanmasına neden olan işlerden de eğer özgürlükçü, sol, hak mücadelesi yapanların da kendilerini koruyup kollamaları, uzak durmaları gerektiği dersi de buradan çıkıyor. Yani o kaos ve terör ortamından daha otoriter ve özgürlükleri kısıtlayan bir sistemle değil, tam tersine özgürlüklerin genişlemesiyle çıkılacağını insanların anlaması lazım artık bu deneylerden sonra. Çünkü şeye zorluyorlar, ya şu kan bitsin de artık sağlam, kuvvetli bir eli sopalı bir iktidar gelsin. Mesela şimdi bugün 3-5 tane şey geldi, yani tanıdığımız insanlardan, artık bu teröristler de çok şımardı. Yani bu şımarıkları hizaya getirecek bir eli sopalı bir idare lazım şeye yayılıyor. Evet. Bu tam şimdi ters. Hikmet Çetin yazmış da oradan okuyorum, yeniden söyleyeyim. Doğan'ın ifadesi, Kara Mustafa diye anılan Doğan'ın ifadesi bile alınmamış diyor. 1979'da Ecevit hükümeti döneminde polislikten ihraç edilmiş, bir daha bulunamamıştır diyor. Kırmızı bültenle aranan Doğan'ın adı Azerbaycan'da Haydar Aliyev'e karşı darbe girişimine de karışmış. Hakkında Almanya'da saklandığı iddiasıyla Alman parlamentosunda bir soru önergesi verilmiş. Alman hükümeti Türkiye'nin Doğan'ın iadesini istemediğini söylemiş. Yani böyle buradan Azerbaycan'ı ben yeni duydum yani, bilmiyorum ama Almanya'da bilmiyorum yani bilmiyorum. Gerçekliği var mı ama böyle bir iddia var. Kamil mahkemeyi izleyebildin mi? Mahkeme aslında tabii, şimdiki mahkemelerin izledik, aslında o yüzden o ayrıntılara girelim aslında. Zamanımız azaldı. Evet. Bence tamam. o hızlı bir şekilde şey anlatayım. Evet. Şimdi mahkeme tabii ilk baştan biz o gençlik heyecanıyla falan hiç mahkemeye falan bakmıyorduk ve zaten sıkı yönetim ilan edildi. Önce ağır ceza, sonra sıkı yönetim falan, o faili meşhur kapatıldı dava. Sonra bu işte bomba yatan çocuk işte vicdan azabı çekiyor falan, ablasını anlatıyor olayı. Ondan sonra sağda solda konuşmaya başlıyor. Bunların ülkücü arkadaşları duyuluyor, yayılıyor diye bunu öldürüyorlar. Ondan sonra ablası Nokta dergisi miydi, Aktüel dergisi miydi, bir dergiye bunları anlattı ve bir avukat arkadaşımıza vekalet vererek dava yeniden canlandı. Yani yeni deliller olması nedeniyle yargılamanın yenilenmesi başladı. 95 falandı galiba. Ondan sonra tam o sırada da şey patladı, susurluk. Biz tabii olayı şey yaptık, şimdi iş şeye girecek, zaman aşımına girecek. Zaman aşımına girmemesi için susurlukla birleştirmeye çalıştık. Doğrusu da oydu çünkü bu bir kontur gerilla eylemiydi. Susurluk da zaten bir kontur gerillanın faaliyetiydi. Dolayısıyla susurlukla birleştiği zaman hem o zaman aşımı ortadan kalkacak çünkü devam eden bir örgütün faaliyeti olarak yargılama devam edecekti. Biz o dönem bütün yargılama sırasında bu kontur gerilla eylemi oldu ve susurluğun bir parçası olduğu üzerinde şey yaptık. Ve onun delilleri de vardı. Mesela Lokman Kondakçı vardı, ülkücülerin liderlerinden. Almanya'da gitmişti, bir takım itiraflarda bulunmuştu. İçişleri Bakanı Güneş vardı, Güneş'le bir konuşması vardı. O konuşmayı istedi mesela şey avukat arkadaşlar. O konuşmada çünkü MIT'te yapılmış bir itiraftı. Yani 3 tane MIT elemanı Almanya gidiyor. Bu Almanya'da tutukluyken o zaman onunla konuşuyorlar ve orada bir takım şeylerden bulunuyor, itiraflarda. 16 Mart'tan da bahsediyor. Onda MIT'ten mesela o konuşmanın tutanaklarını istediler. MIT tabii göndermedi. Ondan sonra bu Mustafa Mehmet Ali Çeviker isimli yüzbaşının Genelkurmay'dan bilgileri istendi. Genelkurmay adeta dalga geçer gibi hangi Mustafa Çeviker? Bizde bir sürü Mustafa Çeviker var bilmem ne falan diye böyle 3-5 tane aylar sonra cevap verip dalga geçti. Daha sonra gerçi o yazıları yazan adam General Ergenekon davasından içeri girdi. Ama o işten yargılanmadı yine. Ondan yargılanmadı. Yani hükümete karşı faaliyetten yargılandı. Yani AKP'lilerin bir kısmı mesela Mehmet Ali Şahin, ben işte bu kontrgerilla ile birleştirilmesi, Ergenekon'la birleştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum falan dediler ama bunu pratikte ne AKP'liler yapabildi ne o zamanki yargı sistemi yapamadı ve 30 sene sonra zaman aşımına uğradı. Evet. Ne oldu? Dava bitti mi peki? Bitmedi tabii. Yani ne olacak? Ne olabilir? Yani bir hukuk kapısı açılabilir mi yine? Yani mutlaka yeni deliller ortaya çıkar. Bir de şey var yani, önemli olan burada artık belki o işleri yapanların bir kısmı ölmüş olacak. Yani bu işler, failler ortaya çıktığı zaman. Önemli olan şeyi ortaya çıkarmak. Yani o sistemi, bizim bildiğimiz
kısmen bildiğimizi, bilmedikleri tarafları da tahmin ettiğimiz şeyleri delilleriyle, kanıtlarıyla, itiraflarıyla insanların ortaya çıkartmak ve bir şeyi anlatmak, bir sistemin nasıl işlediğini, biraz önce konuştuğumuz şeyin nasıl işlediğini insanlara anlatmak önemli olan biraz da bu. Yoksa biz kişisel bir intikam peşinde değiliz, hiç kimse de değil. Yani orada şey var, Hrant Dink davasındaki gibi, Metin Göktepe davasındaki, bütün o ünlü, tanınmış, çok bilinen davalardaki gibi devlet failleri bildiği halde vermiyor. Yani delillerin bir kısmını gizliyor, saklıyor. Failleri vermiyor ve yargılamayı zaman aşımına sokmak için özel bir çaba sarf ediyor. Bu davada da öyle oldu yani. Peki bu Reşat Altay meselesi sizin röportajlarda da çok geçiyor. Hrant Dink cinayetinde anılıyor. Sizin dönemde İstanbul Emniyet Müdürü ama o zaman Trabzon Emniyet Müdürü. Emniyet Müdürü değil. O zaman üniversitede bir yıldız, iki yıldızlı bir komiser. Yani öyle o zaman mi? Tabii rütbesi düşük. O zaman şey var. Ama bildiği halde engellemedi. Daha sonra bir polis, şimdi önceden haber alıyorlar. Bir saldırı olacağını. Bunun tedbirini almıyorlar. Bir ikincisi, yani her gün bize, yani 15 gün 16 Mart'tan önceki 15 gün şeye kadar polis eşlik ediyor bize. Eczacının kapısına kadar eşlik ediyor dedim. Yani bizim kortejin sağında solunda 3 tane orada, 5 tane burada polis oluyor. Yani 9-10 tane polis veriyorlar. Bir şey, faşistlerle kavga olursa araya girelim falan diye. O gün üniversitenin çıkışında, kapıdan çıktıktan sonra polisler yok. Yani demek ki biliyorlar yani şeyler. Birileri oradaki birileri biliyor bu işi. İkincisi, daha sonra bir polis şey yaptı, itirafta bulundu, televizyonlarda falan da konuştu. Bomba atılıp herkes işte düştükten sonra birkaç polis şeyin peşinden koşuyor. Bomba atan çocuğun peşinden Beyazıt'a doğru koşuyor. Reşat Altay orada diyor, bırakın koşmayın, bırakın peşin diyor. Böyle bir ifade var. Tabii, polisin şeyse ifadesi var. Onu herkesin televizyonda da anlattı. Şimdi bu kişi daha sonra Susurluk olaylarında, yani 10 sene sonra Susurluk olaylarında ortaya çıkıyor. Orada da Çatlı'yla çok yakın ilişkileri var. Telefon görüşmeleri var, bir takım şeyleri var falan. Daha sonra da Trabzon'da çıkıyor. Trabzon'da da işte bu şeyler, McDonald's bombalanması sırasında orada emniyet müdürü. Yani zaten belli yerlerde bu kontur gerillanın falan özel örgütlenmeleri var. Mesela Trabzon böyle yerlerden birisi, Afyon böyle yerlerden birisi. Yani Trabzon'da işte Pontusculuk olacak ya da bir Sovyet işgali zamanında ilk şey yapılacak yerlerden birisi falan gibi hesaplayıp devlet çeşitli yerlerde kontur gerilla örgütlenmesini yoğunlaştırıyor. Orada taban bulmaya çalışıyor kendileri. Siz bu falan insanların ifade vermesini sağlayamadı. Yani o tabii. Olmadı yani. Tabii. Gelip mahkemeye... Reşat Altay yani mahkeme çağırmadı bile. Evet. NATO silahının kullanıldığına dair haberler de var ya da kullanılan şeyler NATO silahı dediği işte o şey var ya da plastik bomba A4 ne şey plastik şeyler var ya. Yani TNT kalıbı değil bu. C4 mü? Yani. Bilmiyorum, neyse, ismi aklıma gelmedi. Yani bombayla ilgili galiba. Tabii o şeyden alınıyor tabii. Bu şimdi Maslak'ta var ya 3. kolordu. Oradan Mehmet Ali Çeviker diye bir yüzbaşı var. Abdullah Çatlı'nın vasıtasıyla oradan alıyorlar. O kalıbı, patlayıcıyı. Ondan sonra onun etrafına işte falan sarıyorlar. Bilyeler, çiviler, bilmem neler. O patlayınca zaten ölenlerin çoğu parçalar şeyinde ölmüş. Yani o dönemki çatışmalarda kullanılan dinamit gibi ilkel bir patlayıcı değil. NATO o sırada henüz daha yani bu herkesin elinde bu olması mümkün olmayan. Yani NATO silahı NATO bu işin içinde gibi bir sonuç mu çıkıyor? Zaten NATO 1 Mayıs katliamından Maraş katliamına varan tüm o süreçlerin içinde var. Dönemin işte ülkücüleri bu mekanizmanın bir parçası olarak biraz kullanıyor. Reşat Altay gibiler de mekanizmanın parçası zaten. Şimdi biraz önce Aydın abi konuşurken o iç süreci anlattı. Bir de bu işin dış boyutu var. Yeşil kuşak şeyi var o zaman. Yani Sovyet tehlikesi var şeye göre, NATO'ya göre ve Amerika'ya göre. Ve Sovyetlerin etrafını çevirmeye çalışıyorlar. Bir tarafta işte Polonya'da karışıklık komünizm çıkarmaya çalışıyorlar. Komünizm tehlikesi aynı zamanda. Türkiye açısından. Afganistan, İran, Türkiye buralarda faşist, Amerikancı şeyler kurmak istiyorlar.
Peki. İktidarlar kurmak istiyor. Toparlayalım. Kapatmamız gerekiyor. Şunu da merak ediyorum. Yani her yıl, ya Kamil Hocam siz Beyazıt Meydanı'na gidiyorsunuz. İşte bu yıl baktım Bülent Uluer orada, Celalettin ve diğer o da bastonda gelmişti bugün. Kalanlar var. Yani ama her yıl o anmalarda sizin yüzünüz pek değişmiyor ama hep yeni kuşak öğrenciler, gençler anıyorlar. Kaç yıl oldu? 38 yıl 38 oldu. Yıl. Ve hiç o anmalar bitmedi. Bu gelenek nasıl oluştu? Yani Yani o biraz şeyden sonra başladı daha çok. O 95'lerden sonra daha önce de gidenler oluyordu ama böyle tek tek gidip çiçek falan konuyordu. Hı hı. 95'te yeniden dava başlayınca Halepçe'de olmuştu zaten ondan sonra. Öğrenciler de katılmaya başladı. Biraz öğrencilerin katılması zaten eskileri, ihtiyarları harekete geçirdi. Yani yoksa devam ettiren öğrencilerdi yani o bölgedeki öğrenciler. Hı hı. Bizler de yani 10 kişi, 20 kişi, bazen 30-40 kişiye çıkıyor o dönemdeki öğrenciler. Peki. O şeylere katıldık. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız. Şununla, şu soruyla da bağlayalım. Öğrenciler, öğrenci gençlik, devrimci gençlik için böyle çok güçlü bir anlamı oluyor ama geniş öğrenciler için çok bilinmiyor belki. Geniş öğrenci tabanı için. Halk açısından da bir kez daha tarihsel sonuçları açısından bugünün gençliği ya da bugün Türkiye halkı bu kadar da bombalı bir atmosferdeyken ne yazık ki o 78-16 Mart'ından ne sonuç çıkartmalı? Aydın abi böyle birkaç cümleyle toparlayalım. Aslında bu tür provokasyonları önlemenin hiçbir yolu yoktur. Yani nereden, ne zaman vuracağına dışarıdan karar verildiği sürece olaylar kendi akışı içinde sürüp giderken birileri dışarıdan bir bombayı sallayıveriyorlar. Beklenmedik bir yerde, beklenmedik şekilde pek çok insan hayatını kaybedebiliyor. Demokrasi mücadelesi aslında bizim gibi ülkelerde bu tür araçlarla engellenmeye çalışıldıkça bir yandan hem derinleşiyor, bir yandan da önemli yaralar alarak kendisini daha ileri hedefler için hazırlayabiliyor. Derslerle doludur. 16 Mart'ta şimdi üzerine konuştuğumuz olayla andığımız süreç. Ama bu dersler halk hafızasının dersleri haline gelmek için siyasi iradeye ihtiyaç duyarlar. Bir siyasi parti, bir siyasi hareket ancak o hafızayı sürekli yenileyerek kitlesel belleğin bir parçası haline getirebilir. Halk kendi kendine bir şey hatırlamaz. Açıkçası bu. Ama işte televizyon programları, gençlerin yaptıkları anmalar vesaire. Bütün bunlar bu olayları toplumsal belleğin bir parçası haline getirmek için yapılan küçük çabalardır. Birleştiklerinde bir şey ifade edebilirler. Örnek DİSK'in grevi var değil mi sonra? Bu tabii. Katliamlar. Mesela yani DİSK bu işte DİSK'in, neden DİSK, bunun neden DİSK bunu hatırlamıyor acaba? Neden hatırlamıyor? Çünkü o sürecin bir parçası, en önemli parçalarından biri olmasına rağmen DİSK'in bugün o anmalarda bulunmaması bir şeydir, aymazlıktır. O hafızanın bir parçası haline gelmek istemeyişinin bir işaretidir. Oysa bu bellek güçlendikçe demokrasi mücadelesi ilerler. Yerleşik bir hale alır. Ders çıkarma o zaman mümkün olur. Yoksa şimdi hadi biz üçümüz konuştuk, dördümüz konuştuk, birileri dinledi. Bunu dinleyenlerin çoğu zaten biliyor. Bilmeyenler bir şeyler öğrendiler belki ama toplumsal hafıza bireylerin hafızasının toplamı değildir. Bir siyasettir. Siyaset haline geldiği zaman, halkın siyaseti haline geldiği zaman o bellek haline gelir ve o zaman ders çıkarılır. Yoksa şimdi kimse ders çıkarmaz. Peki. Erdoğan Hocam sizinle kapatalım. Şunu da atlamadan yani iktidar güçleri açısından şöyle denebilir ya da birçok vatandaş da böyle anabilir. O zaman da gençler birbirini öldürüyordu. Sağ sol terör vardı. Şimdi de
aman huzurumuz bozulmasın. Buna ne diyeceğiz? Belki 16 Mart'ı burada bir yere oturtalım. Bir hafıza açalım. Bir dakika veriyorum size. Aslında böyle bir negatif, kötü, kendini inkar eden hafızanın oluşması bugün de benzer katliamların rahatlıkla yapılabilmesi. Dün o katliamları yapanların bugün de nasıl olsa dünkünü unutturduk. Bugün de yapabiliriz, unutturabiliriz cesareti duyabilmesi. Aydın abinin işaret ettiği şey önemliydi. Ben bu işi DİSK ve benzeri güçlerin, öğrenci derneklerinin boyutunu da aştığını, esasen sosyalizm ve demokrasi mücadelesi veren siyasi parti ve geleneklerin ne yazık ki bu anmaları geniş toplumun hafızası haline getirmekte, bunun üstünden örgütlenmede ciddi zaaflar taşıdığını, bu zaafın da memleketin dün o benzeri işler yapanlar, yapan iradelerin günümüzde de hakim olmaya devam etmesini beraberinde getiriyor. Dün o işleri yapanların kendini böyle unutturabilmesi, bugün de rejimin antidemokratik bir şekilde devam edebilmesi, halkın yılgı içinde durmasını, geri çekilmesini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bence buradan da kendimiz açısından, genel olarak sol siyaset geleneği açısından şu dersi, şu öz eleştiriyi, şu şeyi çıkartmak lazım. Bu günlerin bilgisini, gerçeğini toplumun geniş kesimlerine yaymak konusunda öncelikle sol siyasetin şu ana kadar gösterdiği etkinlikten daha büyüğünü göstermek zorunda. Bunu gösterdiği oranda da durumu değiştirebilir diye düşünüyorum. Evet. Kamil Tekin Sürek'le 16 Mart 1978'i konuştuk. Ara veriyoruz. Aradan sonra Halepçe'yi konuşacağız. Gazeteci yazar Fehim Işık'la birlikte. Babil Kulesi devam ediyor. Birinci bölümde 16 Mart 1978 katliamını, Beyazıt katliamını konuştuk. Yine bir 16 Mart anması, anma günü, Halepçe katliamının yıl dönümü 1988. Kürtlere dönük binlerce Kürt'ün kimyasal silahlarla öldürüldüğü bir katliamı konuşacağız. Gazeteci, yazar ve bölgeyi, Halepçe coğrafyasında çok iyi bilen Fehim Işık'la birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, sağ olun. Ben hemen sizden başlayayım. Bu Halepçe katliamı denince elma kokusuyla gelen ölüm diye bir şey söyleniyor. Ayrıntılarını birazdan konuşuruz ama siz Halepçe günlerinde, sonrasını da, 90'lardaki göçü de, büyük göçü de yaşadınız. Oradan gelen insanlarla, göç mağdurlarıyla mutlaka temaslarınız oldu. Güney Kürdistan'da insanlar o katliamlardan hangi izler taşıyorlar? Böyle sizi tanık olduğunuz, sizi sarsan sahneler neler? Ya bir küçük düzeltme yapayım ya. Halepçe katliamı dönemi Halepçe'de değildim. Ya da o katliamın sıcaklığında oraya giden gazetecilerden biri değildim. Ama çok kısa süre sonra Irak'ta 89'da tekrar Saddam büyük katliam girişimlerinde bulununca, büyük göçler yaşanınca o dönem Türkiye Kürdistan'ına gelen çok sayıda insanla görüşebilme şansım oldu. Daha sonraki yıllarda da Irak Kürdistan'ına gittiğimde orada da Halepçe'ye de çok kez gittim ve Halepçe tanıklarıyla da çok kez konuştum. Yani büyük katliamların büyük travmaları da beraberinde getirdiğini çok iyi biliyoruz. Yani Halepçe'de örneğin mesela elma kokusuyla ilgili asıl olarak Halepçe'den çok sonra, özellikle de 91'den sonra tanıklıklar daha duyulur, daha anlatılır olmaya başlayınca bölgeye çok sayıda gazeteci gitti. İşte Halepçe'yi yaşamış 3 yıl sonra tabii. Halepçe'yi yaşamış, Halepçe'de yaşamını yitirmiş ya da Halepçe'de yaralanmış, İran'da özellikle tedavi gördükten sonra tekrar bölgedeki koşullar değişince oraya gelmiş insanlarla konuşulduğunda ya da o insanlar tutup Halepçe'yi anlattıklarında çok ilginç şeyler söylerlerdi. Mesela yine Ramazan Öztürk'ün belgesellerinden birinde de Halepçe mağdurlarından birinin anlatımı var.
der ki biz ilk etapta bodrum katlara koştuk. Bodrum katlara koştuğumuzda ağır bir yumurta kokusu geldi burnumuza. Ama dışarıya doğru koştuğumuzda da dışarıdan da bu kez elma kokusu duymaya başladık. Tabii daha sonra analistler bunlar üzerinde konuştuğunda kullanılan gazın türüyle, çökmeyle mesela büyük bir yanılgı. Birçok cenaze o dönem sokaklarda değildi. Bodrumlarda da görülmeye başlanmıştı. Sonradan bunun nedenleri de incelendiğinde kimyasal gazın ağır gazlar olduğu ve dolayısıyla çöktüğü için de ağırlıkla bodrumlara gittiği, yani kimyasal gazlardan kurtulanların yukarılara doğru kaçanlar ama büyük zarar görenlerin daha çok bodrumlara kaçanlar. Yani çünkü bombalama sesi duyuluyor ilk etapta. Yani Halepçe'de 16 Mart'ta ilk bombalamalar yapıldığında herkes haliyle, bir de savaş koşulları var, sığınaklar var. Yani her evin bir şekilde kendi sığınağını oluşturma durumu var. Bomba seslerini duyunca büyük çoğunluk bodrumlara kaçıyor. O bodrumlara kaçmayla birlikte kimyasal gazlardan etkileniyorlar ve yaşamlarını önemli oranda bodrumlarda yitiriyorlar. Dışarıya doğru kaçıp özellikle bombalardan kurtulmak için ya da işte kimyasal gaz olduğunu anladıktan sonra buna karşı tedbir almak için daha açık alanlara gidenlerden de genellikle bünyesi zayıf olanlar yaşamını yitiriyor. Yani büyük oranda çocuklar, yaşlı kadınlar, yaşlı erkekler yaşamlarını yitiriyor ama genç olanların önemli bir bölümü ağır yaralarla da olsa kurtulabiliyorlar. Ya da işte geçmişte tedbir almış olan, yani geçmişte duydukları üzerinden tedbir almış olanlar kurtulabiliyorlar. Örneğin mesela az sayıda da olsa kimyasal gaz olduğunu anlayıp hemen battaniyeleri ıslatıp kendilerini battaniyeye saranlar, ağzını yüzünü battaniyelerle kapatanlar kimyasal yanık izlerini vücutlarında taşıyorlar ama o saldırıdan, kimyasal saldırıdan kurtulabiliyorlar. Şimdi bunların da kökeni nereye dayanıyor? Belki işte kimyasal saldırı deyince hemen birdenbire aklımıza Halepçe geliyor. İlk kez Halepçe'de kullanılan bir gazdan söz edilmiyor. Yani İran-Irak Savaşı'nda kimyasal gazı Saddam daha önce de kullanıyor. Hı hı. Ama esas olarak Kürtlere karşı 1987'lerde ilk olarak Hakurke dediğimiz bölgedeki peşmerge kamplarına ve yine Kandil bölgesinde, Kandil o zaman Irak Kürdistan'ın peşmergelerinin, işte Kürdistan Komünist Partisi ya da Irak Komünist Partisi peşmergelerinin barındığı bölge. O bölgeye kullanıyorlar. Yani Saddam güçleri tarafından. Tabii Saddam güçleri tarafından ama o bölgeye gaz kullanıldığında o dönemin tanıklarıyla, peşmergeleriyle ben daha sonraki yıllarda konuştum. Ya kimyasal saldırıda ne yapıyordunuz? Hiçbir şey yapmıyorduk diyor. Gazı attıklarında biz yukarı tepelere doğru koşuyorduk, çıkıyorduk. İşte en fazla bir hafta o vadilerin dibindeki kaynak sularından kullanmıyorduk. Yani o kaynak sular temizlenmeleri ancak bir haftayı alabiliyordu. Suda kalıcıymış. Hı hı. Bir müddet kalıyormuş ama onun dışında diyor gaz hiçbir şekilde bizi etkilemiyordu. Yani gaz maskesi bile kullanmaya gerek duymuyorlar peşmergeler. Çünkü o coğrafyada ona o izni veriyor. Dağlık bölge var. Dağlık bölge doğru tabii. Ama aşağılara inince zaten Halepçe'de bir müddet onların elinde kalmış. Hı hı. Peşmergeler de o bölgede bulunuyor İran-Irak Savaşı'nın. Şimdi orada da sivil halka bu tür konularda bilgiler veriyorlar. Ama dediğim gibi yani işte o dönem 20 bin üstünde insanın yaşadığı yer, 5 bin kişi yaşamını yitiriyor, 5 bin kişi de yaralanıyor. Tabii o yaralıların önemli bir bölümü İran'a götürülüyor o dönem ama dediğim gibi yani çok ciddi tanıklıklar var, çok ciddi yaşanmışlıklar var ama sonradan benim bunlar Halepçe'de ya da işte o süreci yaşamış insanlarla konuştuklarımda. Peki o bombardıman sırasında ölenlerin dışında kaçanlar, canını kurtaranlar yollara düştüler. Bu 91'de de yaşandı. Siz onu daha yakından izlediniz. Onlarla karşılaştığınızda yolda da ölümler var mı? Şimdi şöyle diyeyim. 1988'de Halepçe katliamı yaşandıktan sonra Halepçe ve etrafındaki bölgelerden özellikle peşmergelerin daha önce bulunduğu 3-5 kasabadan ciddi bir kaçış İran'a doğru var. Evet. Yani özellikle bombalamalar nedeniyle ciddi bir kaçış var. Ama o bombalamaların hemen akabinde
Irak Kürdistan'ın diğer bölgelerine ciddi bir yönelme yok. Ve Halepçe bölgesi de İran'a yakın olduğu için ve İran'da da geçmişte Iraklı Kürtlerin kaldığı kamplar olduğu için oraya doğru bir gidiş var. Ve hastalananlar da ya da bombalamadan etkilenenler de İran'daki hastanelere gidip tedavi olmaya başlıyorlar. Ki zaten bombalamadan sonra Saddam güçleri tekrar o bölgeden geri çekiliyorlar. Ve o bölgeye İran geliyor. Yani giden ilk gazeteciler de İran üzerinden giden gazeteciler. Yani pastarlar da var vesaire. O bölgedeki yaralıları toplayıp onlar da götürüyor. Birçoğu kendi koşullarıyla gidenler değil. Ama esas ciddi anlamda göç, 88'in yaz aylarından sonra daha kitlesel bir şekilde Saddam tekrar yönelmeye başlayınca, çünkü Halepçe katliamının önemli etkilerinden biri de aslında Kürdistan cephesinin kurulmasıdır. Yani o güne kadar Kürt örgütleri birbirleriyle enfal sonrasında ciddi bir dayanışma içerisinde olmalarına rağmen etkili bir siyasal birlik oluşturamamışlardı. Ama 1988'in yaz aylarına doğru Halepçe'nin de etkisiyle Kürdistani cephe adıyla Enya Kürdistan, Berey Kürdistan diye cepheyi kurunca Saddam saldırılarını o dönem kitlesel bir biçimde yoğunlaştırdı. Yine siz de bilirsiniz, o 1983'lerden sonra Saddam Kürt köylerinin tümünü toplayıp mücemma dediğimiz toplu köylere dönüştürmüştü ve toplu köylere saldırılar da başladı. İşte o saldırılar döneminde ciddi bir kitlesel göç yaşandı. Yani 1988'in sonlarına doğru neredeyse 1,5 milyona yakın insan Irak Kürdistan'dan kaçtı. O kaçanların önemli bir bölümü, yani 1 milyona yakını İran tarafına, Süleymaniye üzerinden kaçanlar ya da Soran bölgesinden kaçanlar İran tarafına doğru gittiler, ama geriye kalanları daha çok Yüksekova, Şemdinli, işte Çukurca giderek işte Silopi taraflarından Türkiye'ye giriş yaparak gelip o bölgelerde kaldılar ve daha sonra Özal iktidarının olduğu dönemde bunlar bir 140-150 bin civarında, 89'un başlarında 140-150 bin civarında Iraklı Kürt Diyarbakır'da oluşturulan bir kampa, hemen akabinde Kızıltepe'de oluşturulan bir kampa ve yine Muş'ta oluşturulan bir kampa yerleştirildiler. Yani o zamanki resmi rakamlar hatırladığım kadarıyla 55 bin civarında insanın bu kamplara yerleştirildiğiydi. Ama tabii başlangıçta gelen 150 bin kişinin önemli bir bölümü tekrar geri dönmek durumunda kaldı. Yani çünkü o dönem Türkiye ile Saddam arasında ciddi ilişkiler de vardı. Yani öyle ciddi bir karşıtlık aralarında yoktu. Çünkü çok iyi biliyorum, o süreci bir gazeteci olarak da yaşadım. Gelenlerin geri dönmesi için Saddam'ın gönderdiği Irak rejiminin gönderdiği heyetler vardı. O heyetlerin hatta kampa girişlerine bile olanak verildi. Aile iknaları vesaire falan filan üzerinden geri dönüşler oldu. Yani bir 40 bin, 50 bin, 80 bin neyse bir geri dönüş yaşandı. Ama bir kısmı da Avrupa'ya geçti, ama Türkiye'de yine 60 bin insan 91'e kadar geldi, o 91 göçüne kadar. Siz onlarla görüştünüz, temas ettiniz. Çok defalarca görüştük. Yani röportajlar da yaptım. Diyarbakır kampının sorumlusu Ekrem May'ydı. Daha sonra değişik kamplarda kalan, daha sonra Irak Kürdistan'da kaldığımda da o kamplarda kalmış insanlarla bir arada bulunduğum dönemler de oldu. İşte hala peşmerge olup özellikle IŞİD saldırısından sonra tekrar yeniden peşmergeliğe başlayan o dönem Diyarbakır sorumlularından Sıtkı Tüleri vardı. Yani bugün Kürdistan Demokrat Partisi'nin ya da Kürdistan... Şimdi insanlar size ne anlattılar o yol boyunca çektiklerine dair? Kaçış, olan ne vardı? Kaçış çok farklı. Yani kaçış esnasındaki yaşanmışlıkların hepsi sonuç itibariyle yolda yürürken karşınıza çıkan şeylerden kaynaklanıyor. Şimdi birincisi, kaçış esnasında bile o dönem Saddam'ın ordusu bunların peşini bırakmıyor. Yani bunlar dağ yollarından yürüyerek kaçarken
Diğer taraftan da ordu mensupları bunların arkalarında bunları yakalamak, yakaladıktan sonra öldürmek ki çok sayıda yani hatırladığım kadarıyla daha sonraki yıllarda Birleşmiş Milletler'in yayınladığı bir raporda geçiyor. Günlük o kaçış sürecinde 2000'e yakın insan günlük ama yani toplamda değil. Yollarda günde 2000'e yakın insan ya açlıktan, sefaletten, çaresizlikten, kazalardan ya da ordu mensuplarının onları yakalayıp öldürülmesi, katletmesi neticesinde yaşamını yitiriyor ki bu neredeyse yaklaşık 10-15 gün süren bir süreci kapsıyor. Yani daha fazla belki evet. 30-40 bin insan bu şekilde yaşamını yitiriyor o dağlarda. Ama bunun dışında başka yaşanmışlıklar da var. Mesela ben somut biliyorum. Yani bir annenin anlatımı vardır. İki çocuğu, ikisi de küçük, 6-7 yaşlarda çocuk. 6-7 yaşlardaki çocuğun ikisini de almış ama bir müddet sonra kilometrelerce o dağda yürümenin etkisiyle o koşullarda ikisini birden taşıyabilecek durumda değil ama birini bırakmak zorunda. Ve düşünün yani bir anne ağlayarak gözleri yaşlı ben iki çocuğumdan birini bırakmak zorunda kaldım. Yani bir anne nasıl tercih yapabilir çocuklar arasında? Hangisini bırakabilir? Onu anlatabilmek mümkün değil. Onu bırakın, yaşlılarını bırakmak zorunda olan insanlar. Yani yaşlıdırlar, taşıyamıyorlar, bir yere kadar getiriyorlar. Ama orada işte hepsinin klasik deyimiyle onu orada bıraktık, Allah'a emanet ettik. Hatta bazı yaşlılar bizzat kendileri bırakılmayı istiyor. Tam işte ordu mensuplarının eline geçmesi muhtemel noktalarda genç kızların, işte erkeklerin ellerine geçip işkenceyle katledilmemek, tecavüze uğramamak, öldürülmemek için, o zalimane bir şekilde öldürülmemek için kendilerini yüksek yerlerden, dağlardan atmaları, intihar etmeleri bir anlamda. Bunların hepsi mesela o zaman o insanlardan birebir dinlediğimiz öykülerdi. Çünkü kayıplar da çok o zaman. Yani cenazesi ya da cesedi bulunamayan. Cesedi bulunamayan, kaybolan ya da işte dağda öldükten sonra kurda kuşa yem olan. Çünkü uzun yıllar oralar insansızlaştırılmış bölgelerdi. Bu insansızlaştırılmış bölgelerde vahşi hayat, doğa çok kendi koşullarına uygun bir gelişme kat etmişti. Yani deyim yerindeyse başka dağlarda bulunmayan ama oralarda o insansızlaştırmanın, köylerin ortadan kaldırılmasının getirdiği etkiyle birçok vahşi hayvan da o bölgelerde yer almaya başlamıştı. Ve dolayısıyla bu insanların çoğu onlara yem oldu. Yani Saddam diyelim ki o dönem kendi ordusu aracılığıyla öldürdüğü insanların cenazelerini toplayıp götürüp onları gömme gereği duymadı. Onların birçoğu dağlarda kaldı ki çok yıllar sonra bile o dağlarda bulunan cenazeler cesetler oldu. Yani 91'lerden sonra da 93-95'lerde bile parçalanmış bedenlere rastlayabiliyordunuz oralarda. Ya da bu türden rastlamaların öykülerini insanlardan dinleyebiliyordunuz. Yani nispeten sivil yerleşme açıldığında tabii geldikten sonra da yaşadıkları vardı. Yani şimdi bunları anlatınca şöyle bir olgu ortaya çıkabilir. Ya bunlar işte geldiler ama çok rahat hemen Türkiye'de pat diye alındılar. Öyle değil. Yani bunlar 15 gün boyunca Irak içinden Kürdistan bölgesinden kaçarak Türkiye'ye geldiler ama çok uzun dönem Çukurca'dan başlayıp Şırnak Balveren Köyü, Bileh Köyü dediğimiz köye kadar yani o bölgeye kadar Balveren değildi. Bileh Kürtçesi de Türkçesi yeşil bir şeydi unuttum uzun zaman. Bileh Köyü ile Çukurca arasında, Çeli arasındaki o bölgede yani 2 ay, 2,5 ay neredeyse bekletildiler. Yani bunların içeriye alınması çok kolay olmadı. O dönem mesela Fransa çok etkin bir şekilde devreye girdi. Fransa'nın devreye girmesinden sonra artık o kitlesel yığılma nedeniyle Özal bir anlamıyla da zorunlu kaldı bunları aldı ama bunların alınmasıyla birlikte onlara çok ciddi bir yardım yapılmadı. Daha çok Avrupa üzerinden gelen yardımlarla o kamplar oluşturuldu Avrupa devletleri üzerinden. Ama dediğim gibi o tablo çok zorlu bir yaşamdı ama Türkiye bunlar geldikten sonra da tekrar Irak'a geri dönmeleri için etkin bir çaba gösterdi. Biraz önce de anlattığım gibi bir kısmı da kısa sürede geri döndü. Bir sayı almak istiyorum. Sonra Kadın Avya geçeceğim. Şu yani siz
1983'ten itibaren başladı aslında katliamlar, kırımlar diyorsunuz değil mi? Yakın tarihte orada. Enfal resmi olarak 1986'da başladı. Ama 83'e kadar gitmek 83'te mümkün. Olan şu ilk operasyon, yani Enfal'ı evet. aslında başlatmak gerekirse oradan Enfal'i başlatmak... biraz konuşacağız sonra. Hayır, Enfal'le ilgili ilk 8000 barzan erkeği, ama ilginçtir 10 ile 75 yaş arası. Yani özellikle erkekler bir gecede Barzan bölgesinden 83'te toplanarak götürülüyor. Bunların hala birçoğunun kemiklerine dahi ulaşılmamış. İşte o 83'ten 1989'a kadar ağırlıkla devam eden süreçte kaç kişi toplam resmi olarak bilinen 182 bin. 182 bin. Evet. Peki. Aydın Hocam. Bana tabii. geçmeden ben yani olayı tabii, 30 tabii. seneye yakın zaman geçmiş. İzleyicilerden pek çoğu olayın kendisinin ne olduğunu bilmeyebilir. Yani Saddam neden saldırdı Kürtlere? Bu katliamın sebebi neydi? O soruyu size soracaktım. Sen bana mı soruyorsun? Evet, ama evet. asıl cevaplandırması gereken Fehim Usta bence. Şuradan geçebiliriz. Şu İran-Irak savaşıyla bunun evet. ilişkisi hakkında da bir şeyler anlatırsa manzara tamam. tamamlanacak yani, diye. Şöyle diyeyim yani tabii çoğu kez bunları anlatırken sizin dediğiniz çok önemli. İzleyicilerimizin tümü belki o süreci biliyormuş gibi davranıyoruz. Evet. O bizim açımızdan da ciddi bir eksiklik. Ha. 30 sene geçmiş, bir de çok yakın takip edilen şeyler de değil günümüzde. Şimdi 1979'da İran'da rejim değişikliği yaşandığında Şahrıza Pehlevi gidip Hümeyni iktidarı ele aldıktan sonra özellikle Orta Doğu'da bu değişimin diğer ülkelerde etkilemesini önlemek için, yani o İran'daki dalganın diğer devletlere yönelmesini önlemek için Batı'nın da özellikle ABD'nin de yönlendirmesiyle Saddam Batı'nın jandarmalığını yaparak İran'a yöneldi. Yani evet. İran'la süren ve 89'a kadar devam eden bir savaş var. Ve sonuç itibariyle çok daha net söylemek gerekir ki bu savaş aslında Irak'ın yenilgisiyle de sonuçlandı. Her ne kadar öyle kabul edilmese, evet. taraflar yenişemedi gibi görünse de tüm gücüne ve yığılmasına rağmen İran'ı yok edemedi. Şimdi o sürede 1989'a kadar geçen sürede 1 milyona yakın insan savaşta yaşamını yitirdi. Şimdi bu sürenin aynı zamanda Kürtler açısından da ortaya çıkardığı bir başka farklı tablo var. Yani Kürtler Orta Doğu'da 4 coğrafyaya bölünmüş. İran, Irak, Suriye, Türkiye. İran ve Irak Kürtleri açısından savaşta bir şekliyle işte İran Kürtlerinin Irak'tan destek almasını, Irak Kürtlerinin İran'dan destek almasını ya da bir şekliyle bu coğrafyaları kendi arka kapıları olarak kullanmasını beraberinde getirdi. Böylesine bir garabet de ne yazık ki farklı coğrafyalarda farklı rejimlere karşı mücadele etmenin getirdiği özel koşullar evet. nedeniyle ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi bu sürede Saddam kendi Kürtlerine, İran'da kendi Kürtlerine karşı yoğun saldırılara yöneldi. Yani 1983 Enfal Operasyonu'nun başlaması aynı zamanda da İran'da Kürtlerin rejimle bağlarının kopup rejimle silahlı mücadeleye başladıkları tarihtir. Çünkü hatırlarsanız 1979-83 arasında aslında Hümeyni iktidarı diğerleriyle paylaşmıştı. Yani komünistler de iktidarda vardı, Kürtler de iktidarda vardı, Belüciler de, Azeriler de İran'daki evet. iktidarda vardı. Ama ne zaman ki işte bu tek başına iktidarı ele alıp deyim yerindeyse İslam devrimini yerine oturtmaya başlayınca bunlarla da çatışmaya başladı. Aynı döneme denk gelir. Şimdi o dönemden sonra Kürtlere dönük çok ciddi saldırılar oldu. Yani hem İran'da hem Irak'ta. İran'daki saldırılar nispeten İran peşmergeleri tarafından tolere edilebilir saldırılardı ya da bir şekliyle korunabilecekleri saldırılardı. Çünkü İran öncelikli hedef olarak Kürtleri ya da diğer kesimleri karşısına almamıştı. Hatta bilirsiniz yalnız o değil, Halkın Mücahitleri ve Halkın Fedaileri gibi örgütler de o yıllarda İran'la savaşmaya başlamışlardı. Ki bunlar güçlü örgütlerdi de aynı zamanda. İslami tandanslı güçlü evet. örgütlerdi. Ama bu savaş içerisinde Irak Kürtlere de çok yoğun bir şekilde saldırdı. İran'ın saldırıları karşısında Batı bir şekliyle İran'ın saldırılarını görüyordu.
kullanıyordu. İşte İran'ı suçluyordu. İran'ı Kürtlere karşı katliam yapmakla ya da Belücilere, diğer muhaliflere katliam yapmakla suçluyordu. Ama 1983'te Saddam bu saldırılara başladığında neredeyse 1991'e kadar tek bir kez dahi sözünü etmediler. Hiçbir şekilde mesela Kürtlere yönelik görmediler uygulama yani. Görmediler. Çünkü Saddam o sırada kendi maşaları olarak rol alıyordu. Aynen öyleydi yani, görmediler. Hatta daha sonra da yani Halepçe'den sonra 1991'lerden sonra Batı medyasında Irak'a gelen kimyasal gazların kökenlerinin peşine de düşüldüğünde bunların önemli bir çoğunluğunun Avrupa'dan Türkiye üzeri Irak'a geçirildiği konusunda tabii ciddi davalar da açıldı. Yargılamalar da yapıldı. Yargılamalar gizli yapıldı. Sonuçları kamuoyuna yansımadı bir şekliyle. Üstü örtüldü ama bu kimyasal gazları da Saddam'ın kendi kendine elde etmediğini de gördük. Ki Saddam kimyasal gazları o dönem İran askerlerine karşı da birçok yerde kullandı. Evet. Kürtlere karşı da kullandı ama bunların üstü 1991'e kadar örtüldü. Ama tabii 89'dan sonra Saddam daha farklı bir tabloya girdi. Savaş bitince Batı ile ilişkileri farklılaşmaya başladı. Aslında Batı'dan desteği de azalmaya başladı. 1991'de Kuveyt'e girmesi işin son noktası oldu. Yani belki özetle bu hatırlatmada evet, yarar var. Bu çerçeveden hocam. Şöyle bir soru da bence üzerinde konuşulması gereken konulardan birisi. Saddam özel olarak Kürtlere yönelik bu katliamı uygularken İran savaşıyla bir bağlantı kurdu mu, yoksa sadece Kürt bölgesini etnik arındırmaya tabi tutmak diye bir hedef mi gözetti? Asıl amacı neydi yani? Saddam niye saldırdı Kürtlere? Şöyle diyeyim. Şimdi Saddam savaş döneminde Kürt siyasal hareketlerini topyekün olarak İran'la işbirliği içerisinde olmakla suçladı. Bu gerçek miydi? Var mıydı böyle? İran'dan destek alma var ama İran'ın çıkarları temelinde Irak'la savaşma yoktu. Evet. Yani bunu çok somut söyleyebilirim. Çünkü İran'daki Kürtlere de Saddam'ın desteği var mı tersten düşünürsek? Şunu ben mesela geçmiş dönemde özellikle İran Kürdistan Demokrat Partisi'nin de önde gelen kadrolarıyla konuştum. Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin de önde gelen kadrolarıyla konuştum. Bu hareketler 1983 ile 87 arasında sıkıntılıydı. Hatta 83-85 arasında İran Kürtleri ile Irak Kürtleri arasında bir iç çatışma da yaşandı. Hmm. Yani İran Kürtlerinin Komela ve İran Kürdistan Demokrat Partisi ile Irak Kürdistan Demokrat Partisi arasında ve diğer başka örgütler arasında zaman zaman iç çatışmalar da yaşandı birbirlerine karşı. Ama bunun dışında yani benzetme açısından diyorum, yoksa aynı koşullar olduğu için değil. Hatırlarsanız 1991'den sonra 1994'e kadar PKK ile Kürdistan Demokrat Partisi evet arasında da iç çatışmalar yaşandı. Zaman zaman aynı alanı peşmerge güçleri olarak paylaşmaktan kaynaklanan. Hatta Barzani-Talabani evet, güçleri arasında. Barzani-Talabani güçleri arasında 1994'ten sonra yoğunlaşan çatışma. Yani bunları Kürtlerin kendi içindeki eksikleri olarak değerlendirebiliriz ama bunu getirip biri İran, biri Irak tarafından destek aldığı için değil. Ama bunun dışında birbirleriyle ilişkilerini, özellikle devletlerle olan ilişkilerini birbirlerine karşı kullanmamak konusunda çeşitli dönemlerde antlaşmalar da imzalamışlardı. Yani en kötü dönemlerde bile Doktor Abdurrahman Kasumlu, İran Kürdistan Demokrat Partisi evet lideriyle Kürdistan Demokrat Partisi'nin, Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin lideri Mesut Barzani'nin defalarca görüştüğünü, ki bu görüşmeler aslında bir şekliyle devletlerle ilişkileri düzeltmeye dönük bir ara buluculuk gibi de değerlendirilebilir. Yani örneğin Mesut Barzani'nin İran'la ilişkileri vardı. Doktor Abdurrahman Kasım'ın Irak'la ilişkileri vardı ve bunları biraz da Kürt hareketinin lehine değerlendirme konusunda adımlar attığını da biliyoruz. Ama devletler açısından böyle değildi. Devletler açısından İran Kürtlerinin kendilerine karşı Irak'la, Saddam'la işbirliği içerisinde ve dolayısıyla ihanet içerisinde olduğunu, hainlik yaptıklarını söylüyordu. Aynı şeyi Irak'ta
kendi Kürtleri için söylüyordu. Ama etnik temizlik konusunda ise belki açıklayıcı olması açısından diyorum. Yani İran ve Irak'ta Kürt kimliğine yönelik ciddi bir reddiye yoktu. Evet. Ta 1930'lardan 40'lardan gelen bir uygulamayla orada Kürt olmak serbestti, Kürtçeyi kullanmak serbestti. Ama temel sorun rejimlere bakış açısındaydı. Yani siz rejime biat etmediğiniz sürece, rejime siyaseten karşı olduğunuz sürece rejimin düşmanıydınız ve yok edilmesi gereken güçlerdiniz. Şimdi siyasi yapılanmalar, Kürdistan Demokrat Partisi, Kürdistan Yurtseverler Birliği ve diğer örgütler tutup rejime muhalefetlerini yaparken kim üzerinden yapacak? Sonuçta dayandığı kitle Kürtler. Kürtler üzerinden yapınca da deyim yerindeyse Saddam da bu siyasal örgütlere malzeme olabilecek ya da onların dayanabileceği tüm koşulları ortadan kaldırmaya çabaladı. İlk yaptığı köyleri bir araya getirip toplu köyler oluşturmak. Evet. O da yetmedi. Önemli bir kısmını getirip özellikle şehirlere yerleştirdi. Örneğin mesela Barzan mıntıkasından erkekleri toplayıp götürürken geriye kalan kadınların neredeyse tümünü Musul ve Erbil'de zorunlu ikamete tabi tuttu. Bu arada oraya Arapları yerleştirdi. Özerklik anlaşmasının gereklerini yapmadı. Yani hani Kürtleri sürgün ederken oraya Irak'ta dediğimiz Arapları... şey zaten özerklik antlaşması 1975'te bitmiş. Ha, yani oradan kaynaklı zaten bir yarılma var. Yani Kürtlerin Saddam rejiminin verdiği sözleri tutmaması nedeniyle bir yabancılaşma ve 71'deki özerklik anlaşmasının uygulanması için savaşı fırsat olarak görme hali var ve çok meşru bir durum bu yani. Yani şeyi söyleyeyim Erdoğan Hocam, Saddam'ın ilginç bir taktiği var. 1975'te resmi olarak özerklik antlaşmasını hiç bitirmedi. Ama fiilen onun... Fiilen de bitirmedi. Pek bilinmeyen bir şey ama özerklik antlaşması neydi? Bir parlamento olacak. O parlamentoda Kürtler vekillerini seçecek, kendi bölgelerini kendileri yönetecek. Özerklik antlaşması kimle yapılmış? Kürdistan Demokrat Partisi ile değil mi? Irak Kürdistan Demokrat Partisi ile. 1975'te Şatularap Antlaşması'yla özerklik antlaşması fiili olarak bittiğinde Saddam bir şey yaptı. Bir parti kurdurdu koruculara, müsteşar derlerdi. Adını Kürdistan Demokrat Partisi koydu. Eğer bir de parlamento var, 80 milletvekili vardı o zaman parlamentonun ve her seferinde seçimler yapıldı, 80 tane de milletvekili parlamentoya gitti. O parlamento 1991'deki parlamento 1991'de kurulmadı. 1971'den sonra kurulan parlamentoydu. Evet. Ve Irak Kürdistan Bölgesel Parlamentosuydu resmi adı. Ama 71'de kurulan halkın doğal liderlerini seçmesi, temsilcilerin seçmesi 75'ten sonra hiç olmadı. O doğal liderlerin fiilen tasfiye edilmesi yerine koruculardan, işbirlikçilerden oluşmuş olan bir parlamento seçilmesi ve bu arada da ciddi bir Arap nüfus yerleştirme politikası da uygulanıyor. O bölgelere değil, yani dağlık bölgelere Arap nüfus yerleştirmedi. Daha çok dağ eteklerindeki, şehir merkezlerindeki ya da kasabalardaki yerlere yerleştirdi ki onların önemli bir bölümü hala yerlerinde duruyor. Yani Kerkük ve Musul'un şu anda sanki bir belirsizlik içinde görünüyor olmasında da bu politikanın önemli bir etkisi var. Bunu kuşkusuz, kuşkusuz. Yani Kürdistan'ın daha Irak Kürdistan bölgesinin daha kuzey dağlık alanlarına yerleştirmedi. Bu katliamlar ağırlıklı o bölgelerde yaşandı. Evet. Ama bu katliamları dağlık bölgelerde yaparken... Yok ben 71 anlaşması ve 75'teki tasfiyeden kasıtla söylüyorum. Ama bu dağlık bölgelerde askeri operasyonlarla bir bölge temizliği, etnik temizlik anlamında değil ama. Yani etnisite olarak Kürtleri bitirmekten öte Kürtlerin korunak olarak kullanabilecekleri dağlık alanları insansızlaştırmak evet. ve peşmergeyi yalnızlaştırmak. Aynen. Bu temelde bir askeri adım attı. Ama diğer taraftan mesela tartışmalı olan Kerkük ve Musul'daki Kürt nüfusunu azaltmaya dönük alabildiğine yoğun bir Araplaştırma politikası uyguladı. Ben de tam onu soracaktım. Yani bu özellikle petrol bölgelerinde bir dönen bir politika. Aynen öyle. Değil petrol mi? Bölgelerinde dönen bir etnik temizlik ya da orayı Araplaştırmaya dönük politikalar Kürdistan'da bir bütün olarak ekonomi dışı tutma.
Evet. Ekonomi dışı tutmayı nasıl yaptı? Kürdistan'da zaten zengin, petrol geliri olan bir devlet ve neredeyse tüm insanları maaşa bağladı. Yani az buzda değil, o dönem 300 dinar veriyordu ailedeki yetişkin bireylere, siyasi partilere destek vermemek kaydıyla. Yani bir şekliyle devlete biatın karşılığı, ki 300 dinar o zaman ben çok iyi hatırlıyorum, 900 dolar ediyordu. Yo, bugünkü parayla. Bir ailede 2 kişi, 3 kişi yetişkin varsa bu parayı alıyorsa... çok iyi de bir para yani sonuç itibariyle. Hiçbir iş yapmadan alıyor. Hiçbir iş yapmıyor, alıyor. Önemli bir bölümü zaten kamu çalışanı, yani o dönem kalanların. Bir de müsteşarlar var, o müsteşarların her birine işte sen müsteşarsın, Adil Bege Bervari vardı eski koruculardan. Ya da işte Soran bölgesinde Kerim Han vardı. O da meşhur bilinen korucu aşiretlerin liderlerinden. Her birinin 1000-1500 silahlı insanı vardı. Silahlı insan başta da sana şu kadar para, sana bu kadar para. Benzer yani o aşiretsel temelde. Onlara da o parayı verince. Dolayısıyla bölgede üretime dayalı değil. Ama hükümet tarafından karşılanan rantiye dayalı bir şey. Mesela 91'den sonra benim sorduğum ilginç bir şey vardı. Yani korkunç araziler vardı. 91'de de ciddi bir ekonomik kriz vardı. Evet. Savaştan çıkmış, bölge işte petrol geliri yok. Kürtler kendi kendilerini yönetmeye başlıyorlar, parasız, pulsuz. Ya bunca tarla var, arazi var, bunlar niye ekilmez? Adam biri bana dedi ya, Saddam döneminde öyle alıştırıldık ki, ben ayda diyor 300 dinar alıyordum. Ama bu tarlayı eksem, bir yıl uğraşsam bunun karşılığında bana yıl sonunda gelecek 300 dinar değil. Niye kendimi o kadar eziyete sokup bu tarlayı 300 dinar için yıllık... böyle bir ekim işine gireyim. Ama bir müddet sonra ekonomi zora girince, kendileri de artık maaş alabilecek durumda olmayınca insanların önemli bir bölümü, tarlalar ekilmeye başlandı, hayvancılık yapılmaya başlandı vesaire vesaire. Yani böyle ekonomiden koparma, Kerkük ve Musul'u Kürtsüzleştirme, diğer taraftan Irak Kürdistan'ın iç bölgelerinde de özellikle geçiş noktalarında, yani Kerkük'te Erbil arasındaki bölgeye, bilmem işte Musul'la Dohuk arasındaki bölgeye de Arapları, Türkmenleri ve diğer milliyetlerden evet. insanları yerleştirip bir şekilde aradaki bağı da koparmaya dönük çok özel politikalar uyguladı. Uzun yıllar uyguladı. Ama en nihayetinde Kürdistan bölgesinde de siyaseten kendisi de hep biat istedi. Yani biat dışında siz Kürt değilsiniz, diliniz yok, kültürünüz yok falan filan gibi bir şey demedi. Tam aksine bana biat edin, işte parlamentonuz da var, bilmem işte milletvekilleriniz de var, işte sizin yöneticileriniz de var. Bunun işte Mesut Barzani ya da Celal Talabani olması gerekmiyor. Pekala, bunlar da sizi temsil edebilir gibisinden bir yaklaşım uyguladı. Yani ustaca bir politika uyguladı. Hatta evet. zaman zaman düşündüğümde acaba buradan... Epey bir ders çıkarmaları mümkün bölge diğer devletlerinin Saddam işte deneyiminde. Şu anda yaşananlar da o mu acaba? Evet. Kürt'ü inkar etmiyoruz ama bence işte diğer taraftan bana bir çağrışım yaptı. Biz de Saddam politikalarını önümüzde göreceğiz gibi geliyor. Öyle bana. Bir noktaya gittik. Fakat tabii koşullar o günkü koşullar ya, yani değişmiş vaziyette. Tabii şimdi işin içinde... gazlar, katliamlar, bilmem ne yok, kitlesel şeyler. Bir başka, ya işte şablon tekrarlanıyor, hep onu diyorum. Egemenlerin çok az sayıda şablonu var. Her yerde onları kullanıyorlar. Bu da o şablonlardan biri. Az çok değişiklik yaparlar ama. Şablonun sonu da var tabii. Değil mi? Bir sonu var. O şablonların bir sonu da var tabii. Aydın abi, şöyle sürdürelim mi sohbeti? Yani bu çerçeve Halepçe katliamına gelen süreçte o bölgenin jeopolitiği, sınıfsal güç dengeleri, uluslararası dengeleri açısından bir şey sundu. Anlıyoruz ki Halepçe'de katliam yapılmasının bölgesel bir karşılığı var. Sadece Kürtler değil, Kürtler orada o işin merkezinde. Yalnız yani bizim ülkemizdeki algı Halepçe katliamı deyince evrensel bir olay, evrensel bir acı olması gerekirken Kürtlere özgü bir acı gibi anlaşılıyor. Ya böyle anlaşılıyor ya ümmet toplumunun bir parçasına yapılmış bir saldırı olarak en fazla. Enfal üzerinden şey yapılıyor, tartışıyor. Ya da şöyle, örneğin uluslararası arenada, uluslararası camiada birazdan yargılamaları da konuşuruz belki ama Yahudi soykırımı kadar
Almanya'da tartışılan, senen üzerine gidilen bir mesele değil. Hacim olarak aynı olmasa da. Niye bu kadar yakın bir dönemde, 30 yıl önce böyle bir katliam, evrensel bir kınamaya dönüşmedi, bir yargılamaya dönüşmedi, bir sonuç çıkmadı buradan? Şimdi genelde buna benzer toplu katliamlar bir halka yahut bir mezhebe uygulanmış olan bu tür katliamların dünya çapında tepki uyandırabilmesi için eksik olan bir şey var. Batılının gözünden bakıyoruz ya, hı hı. Batılı neden bunu böyle kabul etmiyor diye. Senin benim acım oluyor. Tek insanların yahut siyasetlerin defterinde bu kara bir sayfadır. Bir halkın çektiği acıdır vesaire. Biz de onu kabul ediyoruz. Ama insanlığın ortak acısı haline geldi mi? Bunun gelmemesi için sebepler var. Nedir o sebep? Birincisi algı dediğimiz şey Hindistan, Afganistan, Pakistan, Orta Doğu'da oluyorsa böyle şeyler normaldir baba be. Zaten haşerat gibi yaşıyor insanlar, haşerat gibi ölür. İlkel gelişmemiş toplum. Gelişmemiş toplum bir coğrafya şartları, tarihsel koşullar, işte ne bileyim, on binlerce insan bir sel baskınında ölebiliyor. Bangladeş'te oldu mesela böyle şeyler. Bir anda sel geliyor, 10.000 tanesini alıp götürüyor. Yahut aynı bölgede diyelim bir ufak görünen ama nüfus çok yoğun olduğu için yüz binlerle hesap edilebilen bir azınlık halkın toptan katledilmesi, 100.000 tane insan ölmüş diyelim. İşte Halepçe'de de altı üstü bu kadar insan öldüğünden söz edebiliyoruz. Bangladeş'te olduysa, Tamil'de olduysa bilmem ne, ya zaten yaşıyor muyduk ki onlar? Yaşadıklarının farkında mıydık ki onlar? Ölmüşler. Oralar zaten öyle. Şimdi Türkiye'de de mesela bu ard arda bu şeyler geliştikçe, bombalamalar bilmem ne, normaldir, Orta Doğu ülkesiyiz biz, diyor. Bizim Yargıtay Başkanı söyledi, bir tane bakan mı ne o söyledi. Alışmamız lazım. Alışmamız lazım. Ha, Abdülkadir Sel söyledi. Terörle yaşamaya alışmamız. Terörle yaşamaya alışmamız lazım. Niye? Orta Doğu ülkesiyiz yani, biz normal buralarda. Sen bunu Paris'te söyleyemezsin, Berlin'de söyleyemezsin, Alman'a anlatamazsın. Ama Kürt'e, Türk'e yuttururum. Alış kardeşim. Gebere gebere öleceksin. Öyle yaşayacaksın. Senin kaderin bu. Bangladeşlinin kaderi bu. Hintlinin kaderi bu. Türk'ün, Kürt'ün kaderi bu. Arap'ın kaderi bu. Norveçlinin değil. Orada olursa 5 tane adam ölünce ortalık kaynar. Çünkü anormal bir şey. Bizde normal. Yoksul, coğrafyası, tarihi, bilmem nesi, ölmeye, öldürmeye zaten yazgılı bir toprakta yaşıyorsun. O zaman geber gitsin. Bana ne? Bak, yani Halepçe'nin diyelim Yahudi soykırımı gibi dünya çapında bir ortak acıya dönüşmesi, sen dedin de hacmi bakımından değil, 6 milyon insan ölmüş en az. Burada 100.000, 200.000 diyelim hadi. Ama bir halkın bütün o hayatını karartan, kaderini, tarihsel kaderini etkileyen bir olay olunca insan sayısıyla alakalı bir şey olmaktan çıkıyor bu. Ama Yahudi Avrupa'da öldürüldü. Polonya'da, Almanya'da, İspanya'da, İtalya'da bilmem ne. Bütün o coğrafyaya yayılmış bir Yahudi halk. Burnunun dibinde Avrupa'da olması çok anormal oluyor. Talihsizlik orada yani. Talihsizlik. Avrupa, Avrupa. Ha, medeniyet ya orası. Burada olamaz. Orada olur. Bizim buralarda olur. Normal, alışmamız lazım. Evet. Ve o sorun biraz o algıyı bu şekilde sabitleyen
tarihsel, coğrafi, ekonomik, kültürel pek çok sorun var. Hı hı. Ama genel bakışı etkileyen şeyim ben, bu bölgelerde insanlar zaten yaşamıyor, ölse ne olacak gibi bir şey dolayısıyla. Bana soru sormadan da ben bazı notlar aldım. Tabii. Şunu ama ekleyerek şey yapın. Ben yine Kürdistan Parlamentosu'nda bir soykırım bakanlığı var. Fehim Hoca ile biraz sohbetimizde de onu konuşmuştuk arada. Ama bu soykırımın Irak dışında bir karşılığı yok. Biraz ona bağlı da siz notlarınızı şey yaparsanız, bu soykırım mı değil mi, nasıl ele alalım böylesi büyük bir katliamı? Bence bir soykırım. Neden bir soykırım? 1948 soykırım sözleşmesinin tarifini dikkatli bir şekilde okuduğumuzda orada bir iktidarın bir halkı, inanç veya etnik bir kimliği ortadan kaldırmaya yönelik bütününü veya bir parçasını. Şimdi illa bütününün ortadan kalkması, illa bütününün yer değiştirmesi gerekmiyor. Ama o kimliğe yönelik, ortadan kaldırmaya yönelik, bir parçasına yönelik bir kırım, bir sürgün dahi aslında evrensel soykırım tanımı içine girer. Dolayısıyla da enfal operasyonu çerçevesinde başlayan o tüm süreç aslında Kürtlerin, Irak Kürtlerine yönelik bir soykırım operasyonu, bir girişimi olarak değerlendirilmesi ve bunun karşılığının da sadece Irak'ta değil, dünya çapında bu şekilde karşılanması gerekir. İkincisi böyle bir... Burada küçük bir şey diyeyim mi? Yani Birleşmiş Milletler'in soykırım tanımı içerisinde bir türlü alınmıyor. Yani Enfal ve Şehitler Bakanlığı, Soykırım Bakanlığı değil. Hı, Enfal ve Şehitler Bakanlığı var orada. Hı. Uzun yıllardır mesela soykırımı Birleşmiş Milletler'e kabul ettirmek için çok ciddi çalışmalar da yapıyorlar. Yani uluslararası diplomaside, lobide vesaire de ama hala Birleşmiş Milletler'in en alt biriminin kapısından bile bu kelimeyi içeriye sokabilmiş değiller. Öylesine bir niye geçmedi? Yani Saddam da devrildi. Bütün suç ona atıldı, asıldı. İşte o Kürtlerin de intikamı alındı göğe. O zaman niye bunu kabul etmediler? Şimdi aslında eğer Saddam'la emperyalist sistemin birbirleriyle kavga ettiği dönemde bu olay güncelleşmiş olsaydı büyük bir olasılıkla uluslararası belgelere soykırım olarak geçebilirdi. Az önce Fehim anlatırken dikkatinizi çekmiştir. İran'la İran rejimini devirmeye yönelik durumda İran'ın kullandığı zehirli gaz veya yaptığı katliam bütün dünya basında etkili bir şekilde yer alırken aynı yöntemi kullanan ve o sırada Batı'yla işbirliği içinde olan Saddam'ın yaptıkları karşılık bulmuyordu. Aslında bütün bu olaylar eğer Batı'nın, eğer emperyalist sistemin çıkarına gelirse bir ördeğin petrole bulanması bile uluslararası planda bir savaşın başlatılma gerekçesi olabilir. Eğer tersi bir durum söz konusuysa 100 bin insanın ölümü bile uluslararası basında, kamuoyunda, karar organlarında, Birleşmiş Milletler'de etkili bir şekilde yer almaz. Az önce Aydın abinin işaret ettiği ve aslında Doğu toplumlarının geriliği, kaderciliği vesairenin kuşkusuz çok önemli bir rolü var. Buradan varmamız gereken önemli bir sonuç bence şu. Aslında kendi egemenimize tebaa olduğumuz zaman, aydınlanmayı yaşamadığımız zaman sadece basit bir medeniyet değişimiyle değil, aynı zamanda kendi can güvenliğimizi de garanti altına almıyoruz. Veyahut da öldüğümüzde ölümümüzün hakkını veren tarih kitapları, anlaşma belgeleri de yapılamıyor. Doğu'nun bütün bir kaderi sadece emperyalizmin suçlanmasıyla aşılabilir bir durumda değil. Emperyalizmi suçlamak yanı sıra aynı zamanda Doğu dünyasına kaderciliğin, şükrün, tevekkülün egemen olması, aydınlanmanın yaşamaması, kendi egemenleriyle arasındaki sınıfsal farkı, yurttaşlık bilincini belirginleştirememesinin de burada rolü var. Yani sadece dışarıyı eleştirerek de çözebileceğimiz bir sorun var. Dönüp kendi içimizde çözmek lazım. Üçüncü bir mesele, söz konusu olan Kürtler olduğunda durum çok daha vahim hale geliyor. Çünkü Kürtlerin aslında devletsiz, milli bilinç ve haklardan yoksun bırakılmasını sadece işte Sykes-Picot dışarıyla açıklayamayız. Kürtlerin en büyük talihsizliği kendi yaşam alanları üstünde üç kadim imparatorluk geleneğinin
üç çok güçlü milliyetçilik geleneğinin onları kuşatıyor olması. Eğer Kürtlerin yanı başında işte Fars, Arap ve Türk imparatorluk geleneği ve milliyetçilikleri söz konusu olmasaydı, bu kadar büyük bir halkın bu denli hak ve özgürlüklerinden yoksun ve devletsiz bırakılması imkanı söz konusu olmayacaktı. Dolayısıyla söz konusu olan Kürtler olunca aydınlanmayı gerçekleştirememiş, doğulu olmak, milliyetçiliklerin arasına sıkışmak gibi bir dizi ek talihsizlikler de devreye giriyor ve emperyalizm açısından işte diyelim ki Arap rejimleriyle, Türkiye'deki egemen rejimle, İran'daki işte Hümeyni öncesi rejimle kurmuş olduğu diyalog, bağlantı, işbirlikçi ilişkisi dönüp Kürtlerin ensesinde boza pişirmeye dönüşebiliyor ve kimse bunu görmek gereksinimi duymuyor. Dolayısıyla bu yanın da vurgulanması lazım. Bir diğer mesele aslında işte Kürtler nezdinde de Özal, kuşkusuz bazı açılardan görece farklılıkları var ama Özal'ın da Saddam'la kurmuş olduğu ilişkisinin bedeli olarak Kürtlerin can güvenliklerini korumak için yaptıkları göçlerin bile engellenmesi, geri teslim anlaşması olmadan geri teslim edilmeleri şeklinde de uygulamalar Peki, söz konusu. Şöyle bir soru var, hemen burada yeri geldiği için soruyorum. Adnan Büyük sormuş. Dönemin hükümetin olay sonrası Saddam'a karşı tavrı ne oldu? Yani biz Özal'ı konuşurken hep göç üzerindeki tutumuyla konuşuyoruz ama hiçbir şey olmadı. Halepçe karşısındaki tutumun ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hatta menfi oldu yani özellikle gelenleri engellemek. Hayır, İslam konferansında Halepçe'yi kapatmaya dönük özel çabalar geliştirildi. Evet, zaten Arapların temsilcisi de yoksu. Esas olarak Araplar ve Özal'ın o anlamda yine aslında bugünün İslam eksenli Araplarla diyalog kurma siyasetinin ilk başlangıcı, nüvesi o dönem başlamıştı. Dolayısıyla olayın kapatılması üzerinden bir siyaset izledi. Özal'ın Kürtlere yönelik hassasiyet göstermesi daha sonraki tarihe denk geliyor. Ve bunun da iki nedeni var. Nedenlerden bir tanesi Amerika'nın Saddam'a yönelik müdahalesinden Irak Kürdistan'ını ilhak etmek gibi bir hayal kurması. Bu neyle olur? Kürtlere dair o ana kadar inkar ettiği Kürt'ü tanıma politikasına dönüşle mümkün olabilir. İkincisi içeride çok ciddi bir savaş başlamıştı ve o dönemde hatırlayın Özal'dan önce Türk büyük sermayesinin içinde de ya artık ya verelim kurtulalım ya tanıyalım bu böyle olmaz diye dillendirme başlayınca aklı ekonomik olarak çalışan ilk defa Türk siyasal geleneğinde aklı siyaseten değil aklı ekonomik olarak çalışan bir başbakan ve bir cumhurbaşkanıydı Özal. Önceki cumhurbaşkanlarından bu anlamda farkı vardı. Dolayısıyla ekonomik olarak aslında Kürt sorununda görece reformlar yapmak gerektiğinden söz etti ama kesinlikle önceki başbakanlardan daha demokrat, daha olumlu falan olması değil. Sonuçta bir 12 Eylül akıl hocasından bakanından sonra liberalizm nedeniyle bir açılım yapma söz konusu. Bir diğer mesele Kemalizm tartışması açısından da önemli. Örneğin Türkiye'deki devrimciler de ABD Saddam'a müdahale etmeye yöneldiğinde Irak'ta savaşı hayır koordinasyonu vesaire çerçevesinde bu saldırıya karşı durduk el birlikte. Ama bu Saddam'ın ilerici bir insan olduğu anlamına gelmiyor. Evet Saddam'ın modernleşmeci, ileri atılımcı, burjuva bir ilerlemeci olduğu çok açık. Kemalizmle bu anlamda. Ama söz konusu kendi içindeki farklı halkların hak ve özgürlüklerine ve Arapların emekçilerinin hak ve özgürlüklerine sıra geldiğinde aslında bölgenin tüm Baas rejimleri, tüm işte burjuva ilerici, modernleşmeci iktidarlar ki Kemalizm de buna dahil olduğu gibi aslında hak ve özgürlük ihlalcisi bir pozisyon takındığı gerçeğini değiştirmiyor diye düşünüyorum. Bütün bu çerçevede baktığımızda da aslında son olarak işaret etmek lazım. Az önce Aydın abi Fehim'e sordu. Saddam kendi Kürtlerini öldürüyor, karşı tarafla işbirliği yaptınız. Hümeyni kendi Kürtlerini öldürüyor, karşı tarafla işbirliği yaptınız. Peki bu durumda, bu soru çünkü Türk milliyetçiliğinin etkisi altındaki Türkiye solu açısından da ciddi bir sorun. Peki bu durumda nasıl bir tutum takınmak lazım? Eğer bir halk kendi ülkesinde bir halk olmaktan kaynaklı kimlik hakları reddediliyorsa
o halkın böylesi bir savaş atmosferinde kendine mevzi kazanmak için farklı pozisyon takınması meşru bir haktır. Evrensel hukuka uygun bir davranıştır. Böyle yaptı diye o halkı vatana ihanetle suçlayamazsınız. Bunun yerine ne yapmak lazım? Onu vatana ihanetle suçlayabilmeniz için kendi egemen kimliğinize talep ettiğiniz hakları o halka da vermeniz lazım. Yani siz Kürtleri Araplarla eşit yurttaş yaptığınızda buna rağmen eğer kalkıp da bir savaş ortamından faydalanırsa o vatan haindir. Çünkü vatan ortak vatandır artık. Ama siz vatanı sadece Arapların vatanı yapıyorsanız, Kürtleri bu vatanın bir parçası yapmıyorsanız, bu savaş ortamında da üstelik 71 özerklik anlayışının anlaşmasının fiilen ihlali de çok açık olduğuna göre Kürtlerin kendilerine daha geniş nefes alabilecek borular elde etmek için çabaya girmelerinden daha doğal bir şey olamaz. Bundan dolayı da kimse Talabani'yi de Barzani'yi de bence suçlamamalıdır. Suçlarsa hukukun diliyle konuşmamış olur. Neyin diliyle konuşmuş olur? Milliyetçiliğin diliyle konuşmuş olur. Böyle bir yaklaşımın da bugün de Türkiye'de Kürt sorunu tartışmak açısından önemli bu mesele. Böyle bir yaklaşımın da bölgenin demokratikleşmesine katkısı olmaz. Ben süre uzayabilmiştim, haklı çıktım. Neyim hocam? Biraz haberlere geç gireceğiz. Bir iki sorun kaldı. Ya belki bir da... şey eklemek için söylüyorum. Şimdi Erdoğan Hoca'nın dediğini aslında uzun yıllar Kürtler kendi içinde tartıştı. Yani şu bir Kürt'ün diğer parçadan destek almasına dönük. Talabani'nin özellikle bu konuyla ilgili eleştirilerde ciddi argümanları var. Yani Kürtleri dört coğrafyanın arasında bölmüşler ve Kürtler bu ülkelerde, bu coğrafyalarda tutup Egemenlerde karşı silahlı mücadele verirken her parça silahı da, parayı da, arka kapıyı da bir şekliyle başka bir yerden bulmak zorunda. Yani biz keyfimizden gidip İran'da kamplarda yer almadık. Keyfimizden gidip İran'dan bize destek vermesini istemedik. Bunları yaptık. Ara sıra belki kötü şeylerimiz de oldu. Ama önemli olan bu gerçekliği görerek, bu realiteyi fark ederek yapmamızdı. Ama o kötü şeyleri yaptıranlar da bölgenin egemen rejimleri. Yani Kürtleri öyle şeyler yapmaya zorlayan... Talabani bu konuda önemli, ironize etmeyi de becerebilen bir liderdi. O anlamda özellikle onu söylüyorum. Yani ironize etmekten kastım şu. Kötü şeyler yaptık dediği de birbirleriyle iç çatışmalardı. Mesela diyelim ki... Yok, benim kastım o değildi. Benim kastım şuydu. Örneğin bu savaş sırasında örneğin İran rejiminin Talabani'ye silah vermesini eleştirmeye hakkımız yok. Veyahut da işte Irak rejiminin, Kasımlı'nın Irak rejiminden zaten yardım almasını... Zaten Talabani'nin de kötü şeyler dediği onlar değil. O kardeş kavgası... Evet, o sorun hala Kürtlerin en temel sorunu. Kürtlerin hala bir ulusal kongre toplayamamış. Dolayısıyla bölgenin egemenleri tarafından birbirine karşı kullandırılma pozisyondan kendilerini çıkartamamış olmaları çok büyük bir talihsizlik. Gerçekten ciddi anlamda bunu sorgulamaları gerekiyor. Şunu atlamayalım. Yargılamalar nasıl oldu? Halepçe'nin yargılamaları. Çünkü Saddam da yargılandı. O dönem bu katliamın emrini veren birçok kurmay heyet yargılandı, idam cezası aldı. Burada Halepçe gündem oldu mu? Şimdi şöyle diyeyim, yargılamalar 2003'ten sonra başladı. 2003'ten sonra 2. Körfez Savaşı döneminde. Çünkü ilginçtir, 1991'de 1. Körfez Savaşı 24 Şubat mı 28 Şubat mı bitiş tarihi, başlangıcı 17 Ocak. Yani yaklaşık bir 40 gün sonra operasyon durdu. BM kararına dayandırarak filan 36. paralel yaptılar. İşte Irak'ın kuzeyi dedikleri bölge, Kürdistan bölgesinde uçuşa yasak ilan ettiler. Ama deyim yerindeyse Saddam'ın yerine koyabilecek birini bulamadıkları için Bağdat'ın kapısından geri döndüler. Ne zamana kadar? Kendilerince bir Irak yönetimi oluşturmayı taahhüt ettikleri döneme kadar. 2003'te bu başladıktan bir müddet sonra tabii Irak'taki Saddam heykeli devrildi. O meşhur bir görüntüdür. İşte Bağdat'ta Araplar gelip o heykeli alaşağı ettiler. Saddam'ın heykeli ve daha sonra tek tek bu yöneticileri yakalamaya başladılar. İşte parlamento oluşturuldu, anayasa oluşturuldu.
Yargılama döneminde de tüm yöneticiler yargılandı. Ama Irak'ta Saddam'ın işlediği suçlar bir tek Kürtlere karşı işlenmiş suçlar değildi. Özellikle Basra bölgesinde Şii Araplara karşı da çok yoğun kitlesel katliamlar yapılmıştı. Yani bugün belki Kürtleri daha yakından takip ettiğimiz için onları konuşuyoruz ama Basra'da da çok büyük katliamlar var. Yani Kürdistan'daki sayı olarak da çok daha fazla. Çok daha fazla. Yani Irak'ta Komünist Partisi Şehitler Partisi diye anılır. Sadece Komünist Partisi'nin 200 bin şehidi var. Sadece Irak Komünist Partisi'nin, yani öyle köklü de geleneksel de bir parti. Yani çok sayıda Arap da, çok sayıda muhalif de katledildi. Ve yargılamalar başladığında o yargılamalarda öncelikli olarak özellikle Araplara ve Şiilere karşı yapılmış katliamlar yargılama konusu edildi. Saddam'ın yargılanmasında Halepçe'de gündeme geldi. Halepçe tanıklıkları üzerinden yargılandı. Yani Halepçe'nin o dönem mağdurları, tanıkları hatta Türkiye'den Ramazan Öztürk bile gazeteci kimliğiyle Halepçe'yi gören, orada bulunan kişi olarak Saddam'ın mahkemesinde tanık sandalyesinde konuştu. Ama ilginç olan, davalar birbirinden ayrı olduğu için, toplu dava olmadığı için, ki burası da ironiktir. Yani aslında hukukçuların iyice incelemesi gerekir. Tüm suçları tek dosyaya yüklemediler. Her dosya için ayrı ayrı dava açtılar bu sorumlulara karşı. Yani hem Kimyasal Ali dedikleri Ali Hasan el-Mecid'e karşı, hem Saddam'a karşı, hem diğerlerine karşı. Ama bir müddet sonra bu davalardan Basra'daki Şiilere karşı işlenen katliamlar sonuçlandı. Henüz daha yani Kürtlere sıra gelmeden kararlar mı çıktı? Sadece Halepçe'de tanıklar konuştu. Yani Saddam'ın aleyhine olan tanıklıklar gelip orada dinlendi ama Saddam Halepçe ile ilgili tek kelime söylemedi. Kimyasal Ali Halepçe ile ilgili tek bir şeyden söz etmedi. Kendisine sorular sorulmadı. Çünkü o aşamaya gelmeden Basra'daki katliamlar nedeniyle tutup idam kararı verildi ve çok kısa süre içerisinde de idam edildi. İdam edilince dolayısıyla dosyanın diğer konularının tümü düştü ki o dönem tartışılan konulardan biriydi. Yani eğer o noktaya gelirse kimyasal gazların nereden alındığı, nasıl alındığı vesaire falan gibi konular da gündeme gelecek. Onlar da ve bu davanın uluslararası boyutunu da açığa çıkaracak. Dolayısıyla orada yaşanan o birkaç basit katliamla, katliamı basitleştirmek anlamında anlaşılmasın. Yani 180 bin kişinin öldürüldüğü yerde işte 3 kişinin, 5 kişinin, 7 kişinin öldürülmesi nedeniyle idamlar verildi. Yani büyük davalarda, Basra'daki büyük katliamlarda da dava tam anlamıyla görülmeden deyim yerindeyse çarçabuk bitirildi. Bölge Kürtleri ne dedi buna ilişkin? Yani bölge Kürtleri bunu kabullenmedi, reddetti, itiraz etti. Hatta bölge Kürtleri kampanya açtı. Saddam'ın mutlaka Ali Hasan el-Mecid'le birlikte Halepçe'de kurulacak suç yeri olan yerde yargılanmasını talep etti. Yani Bağdat'ta değil, suç unsurunun, yani sonuçta bir suç varsa bu suçun işlendiği yerde yargılanmasını istedi. Daha da ötesi, mesela Saddam'ın idamına o dönem elbet Kürtlerin bir kısmı idamını istedi ama resmi olarak yönetimde olanlar, mesela Talabani Cumhurbaşkanı'ydı. Talabani Saddam'ın idam kararını onaylamadı. Cumhurbaşkanı olarak onaylamadığı için de Saddam idam edilemiyordu. Hı hı. En son Talabani açık bir şekilde ben idam karşıtıyım, idamı onaylamıyorum dedi. Bunun üzerine yurt dışındaki bir seyahatte vekaleten yardımcısı Saddam'ın idam kararını onaylayıp yaşama geçirdi. Şimdi böylesi tabloya, yani Kürtler mesela siyaseten idama karşıyız. Dolayısıyla bu Saddam da olsa, Kimyasal Ali de olsa idam edilmesini istemiyoruz. Ama diğer taraftan Halepçe'dekiler mutlaka yargılamanın Halepçe'de yapılmasını ve Saddam'ın idam edilecekse Halepçe'de idam edilmesini söylüyorlardı. Ama tabii bunlar hep siyaseten söylenen şeyler kaldı. Süremizin sonuna geldik. Evet. Bir soru daha sorayım. Kısa kısa hemen alayım. 4-5 dakikamız var. Şimdi ben biraz karıştırınca notları şunu gördüm. 2015 yılının Mart ayında bir haber var. Bu haberde Yeşilyurt Belediyesi, Malatya sanıyorum,
ve Meşale Derneği ve AK Partili yöneticiler beraber bir konferans örgütlüyorlar. Halepçe konulu bir konferans bu. Burada da bir protokol imzalanıyor. Kardeş belediye oluyor Halepçe. Tabii 2015 çözüm sürecinin de içinden geçilen bir süreç. Orada belediye başkanının yaptığı konuşma var. Tüm dünyanın bizleri yok etmek istediği Çanakkale'de gösterdiğimiz tarihi direnişi yeni Türkiye'de yeryüzündeki mazlumlar için gösterecek ve mazlumların sesi olacağız. Huzursuzluk ve kaos ortamı oluşturmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz diye bir konuşma yapıyor. Yine o konferansta yapılan konuşmalardan dikkatimi çeken Muhsin Kızılkaya'nın çözüm sürecinde çok iyi bir ilerleme kaydedeceğimizi umuyoruz diye. Halepçe'de bunun bir vesilesi oluyor. Halepçe Belediye Başkanı'nın da yaptığı konuşmalar var. Oraya gelip konuşuyor. Nereye geldik şimdi? Neredeyiz? Yani o dönemde şimdi de aslında belki çok uzun bir konuyu son noktaya bıraktın. Ama çok kısa cevaplanabilecek şeyler de benim kanaatim o. Türkiye'de önemli bir kesim ne yazık ki hala yönetenlerin ağzına bakarak davranıyorlar. Yani Türkiye'yi yönetenler Kürtler dosttur, iyidir, kardeştir dediğinde hurra hep bir ağızdan Kürtler dosttur, iyidir, kardeştir moduna giriyorlar. Ama işte Türkiye'yi yönetenler ya Kürtler düşmandır, haindir, işbirlikçidir dediğinde bir bakıyorsunuz hurra aynı kitle birdenbire işte düşmandır, haindir diyorlar. Yani belki çok basit örnek, yani bunlara bakmaya gerek yok. İşte çözüm süreci döneminde de yazan yazarlar vardı, gazeteciler vardı. İşte isimleri tek tek vermeye gerek yok. Birçok gazeteci vardı. Şimdi aynı insanlar o zaman da yazıyorlardı, şimdi de yazıyorlardı. Bunlar sosyal medyada bolca kullanılıyor. O dönemki yazılardı, şimdiki yazılardı. Yan yana getirip, caps yapıp yayınlıyorlar. Ya o dönem Pekke'den çok Pekkeci olanlar, şimdi Pekke'nin adını ağzına alanları hemen hain ilan edebilecek noktadadırlar. Yani ben bu söylenenlerin de Halepçe'ye dönük yaklaşımları da büyük oranda ondan kaynaklandığı inancındayım ama bir tek son noktada belki onu söylemekte yarar var. Şu andaki iktidarın temel olguları Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki olgular olarak gelmiyor bana. Yani şu andaki iktidar benim Kürt kimliğiyle, Kürt diliyle, Kürt edebiyatıyla, Kürt'le ilgili bir sorunum yok. Tek sorunum var, bana biat edeceksiniz diyor. Yani o Saddamvari yöntemleri, evet, ya da Esadvari yöntemleri ya da Hümeynivari yöntemleri şimdi günümüzde çok daha rahat kullanabilecek noktada olduğu inancını. Dolayısıyla o geleneği istediği için kendisinden olmayan Kürtlere karşı davranışlar gösteriyorlar. Haliyle iktidarın yanında kümelenenler de benzer davranışlar gösteriyor. Şimdi Halepçe ile ilgili yaşanmışlık da Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Türkiye ile ilgili bir sorun değil. Pekala Halepçe'ye sahip çıkarlar, destek verirler. Halepçe ile ilgili gündemi kendi gündemleriymiş gibi kullanırlar. Ama onlara sorduğunuzda peki niye İslam konferansında Halepçe gündeme geldiğinde siz de başı çekenlerden biriydiniz, bu katliam dünyaya yayılmasın diye alabildiğine yoğun çaba sarf ettiniz de ki bilmiyorum, Ekmelettin İslamoğlu da sanırım o dönem kurul üyelerinden biridir. Yani başında değil ama kurul üyelerinden biridir. Ama o zaman pekala rahatlıkla üstünü gizleyebiliyorlardı, kapatabiliyorlardı. Teşekkür ederim. Saddam'a sövmek serbest. Çok sağ olun. Birer cümle, gerçekten o durumdayız. Editörümüz kısıp duruyor yayını yetiştirmek için. Enfal sözü çok geçti de. Enfal bir sure galiba değil mi? Sureden gelen bir isim. Evet. Bu nasıl bir talihsizliktir? Bunu yani niye öyle bir isim seçtiler? Böyle bir operasyon için. Onu ganimetlerin paylaşılması süresi bu Bedir Savaşı'nda. Ama sureden hareketle değil diye biliyorum ben. Aynen sureden hareketle. Yani deli bir motif de katılıyor. Tabii galiba. Tabii. Yani o bölgeye yönelik ganimetleri paylaşmadan kaynaklı sureden hareketli. Yani bu bir yüklem diye düşünüyorum doğrusu. Çünkü yani Kürt'ü Kürt olarak tanıyan da bir rejimden söz ediyoruz. Dolayısıyla oradan onun üstüne düşünmek lazım. Ben peki bunu gerekir. Neden seçtiler Enfal diye? Buna bir tahmin var mı? Yok. Peki. Yok.
Mesaj, Halepçe'nin mesajı ne? Onunla bitirelim. Halepçe'nin mesajı iktidara boyun eğmeyen kim olursa olsun ezilmeyi hak ettiği mesajı. Buradan ikinci cümle, bugünümüzün Türkiye'sinde de aslında benzer bir zihniyet dünyasının memleketi herkese zindan eden bir siyaseti izlemesi olarak karşımıza çıkıyor. Hı hı. Bir an önce insanların kimlikleriyle tanınacağı, asıl olanın iktidar değil, asıl olanın halkın hak ve özgürlükleri olduğu şeklindeki demokratik, evrensel hukuk standartına geçmek lazım. Peki. Aksi takdirde enfaller farklı nicelik ve farklı niteliklerde karşımıza çıkmaya devam edecektir. Bugün Sur'da, Cizre'de, yarın korkarım Yüksekova'da, korkarım Nusaybin'de gerçekleşecek şeyler de nicelik ve şey farkıyla aslında benzer diye düşünüyorum. Peki Aydın abi, geleceğe dair tasavvur bakımından da Irak ne kaybetti? Biz Halepçe ve Kürtleri çok konuştuk ama Halepçe ile Irak ne kaybetti? Irak kendini kaybetti. Irak diye bir coğrafya, Irak halkı diye bir halk kalmadı. Artık Kürtler, Araplar, Sünniler, Şiiler paramparça bir topluluk var. Irak halkı diye bir şey kalmadı. Iraklılık diye bir kavram yok. Irak diye bir ülke de yok. Yani bu elbette bütün bölge ilişkileri açısından ortaya çıkmış bir sonuçtur ama Halepçe katliamının bütün bu süreçte oynadığı rol halkın kendi iç dinamiklerinin parçalanmasıdır. Halk olarak bir arada yaşama imkanı kalmayan bir topluluğa dönüşmenin başlangıcı Kürtlere yapılan katliamdır. Kapatıyoruz o zaman. Ben yeniden hepinizin ağzına sağlık diyorum. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.